Şimdi şu videonun girişini yapalım. Ya sana için hiç heyecanlı değilim. Lütfen. Umarım olduğu gibi kötü geçmez ya. Kötü geçmesini umuyorum. Dinlenemeyeceğim. Ama canım sıkılıyor ya. Hafta sonu mu? Evet. Niye? İstanbul'da olacağım. İstanbul'da mı? İstanbul'da ne yapacaksın? Bizde mülakatı var. Ha. Neresinde İstanbul? İşte Amerika Büyükelçiliği neredeyse orada. Sarı yerde kalıyor kanka, uzak. Sarı yerde. Aynen. Şimdi. O zaman videonun girişini yapalım. Selamlar millet, ben Feanur. Bugün ikinci soru cevap videomuzu çekiyoruz. Ayol Batu, Elif ve Taret Elif. Hatun'la beraber. Tarat Elif. Support tarafı. Tarat Elif. Hashtag Tarat Elif. Az önce bir rank maçı girdik. Arkadaşlar, hashtag Batu Reports. Batu'nun yüzüne kaybettik. Ben Aşırı yedemem derece, bu aşırı arada. derece Bela attım. Bana ne, aş, bana aş, ne? aşırı bela yaptı, bela attı ama 9-16 oynadı arkadaş. Çok kötü oynadı. Bu yüzden de videoyu kapattık, az önceki videoyu. O videoyu Üçümüzü de kapatmadık manyak. yayınlamayacağız. Hı? Benim yüzümden kapatmadık. Vallahi senin yüzünden kapattım. Sen sinirlendin diye kapattım. Bana Allah'ım ya. diyor ki sinirlendim, niye diyorum rank açtın diyorum. Bu diyor ki sinirlenebilsem daha önce yaşardım dedi. Ondan sonra ben de bunu dedirttim. Sesim yankı yapmış onda. Ben de dedim ki yankı yapacağını bilsem, sinirleneceğimi daha önceden yapardım. Çıldır, kudur, piç. Yavşak. Neyse. Ekrem akşam bozamazsın Şimdi soru cevap videomuza geçelim. YouTube, Nimo ve Bigo'dan toplam aylık ne kadar kazanıyorsun? Arkadaşlar, YouTube'dan yeni kazanmaya başladık. Nimo'nun Allah belasını versin. Hiçbir şey kazanmadık oradan. Haftalarca yayın yapmamıza rağmen hiçbir bok elde edemedik. Bigo'dan da Hatun'un istemediği için ve artı 18 yayınlar falan olduğu için o yüzden ayrıldım. Yatağını topluyor musun? Batu, sana soruyorum. Yatağını topluyor musun? genelde hayır. Elif? Hayır. Hı? Topluyorum. Bakın işte ben toplamıyorum. Erkeklerle bayanların farkı. Yok, Odamı yatak mı yani? toplamasam bile yatağı topluyorum. Yatak toplayınca oda full temizlenmiş gibi oluyor sanki. Kesinlikle doğru. Yatak toplayınca ben hiç toplamıyorum. Bela, yalan yok. Bir daha bozulacağı için hiç toplamakla Oldu, o kadar salmıyorum da. uğraşmıyorum. Abi nefes alırken kaza ile birini içine çektiğin oluyor mu? Bunun cevabını biz bir önceki videoda çok güzel verdik. Anan. Ananı çekiyorum kardeşim. Bu soruyu gerçekten soran arkadaşa sesleniyorum. Kardeşim sen böyle bir beyin cerrahına git bence. Senin beyninde sorunların var çünkü. Sakin Güven. Neyse. Arkadaşlar bir önceki videoda da benim burnumla alakalı bir şeyim var diye sormuşum arkadaşlara. Onlar da hayır yok dediler. Batu da yok dedi. Hatun da yok dedi ama burnumla alakalı çok soru sormuşsunuz. Yani tekrardan bakıyorum şu anda. Ya burnum Ne geldi düz. şimdi? Burnum dümdüz. Küçük bir burnum var yani. Burnum ne alakalı olabilir ki? Neyse. Bu ya bu soruyu okuyunca benim niye hep gülesim geliyor? Burnunu otobüste kucağına mı alıyorsun yoksa yanına mı oturuyorsun? Bugün en sevdiğim sorulardan biri oldu bu. Çok güzel. Kardeşim kucağıma oturtuyorum. Boşa yer kaplaması. arkadaşlar soru cevap videosu yapacağız diye 138 tane sadece soru yazan arkadaş var. Bunları seçiyorum. Mal mısınız? Ne ya, ne yazmışlar? Soru. Soru. Ya soruya soruyla karşılık vermiş. Wow. Siz mal mısınız? Bunu cidden canı gönülden soruyorum. Mal mısınız? Böyle şey mi olur ya? Neyse. Abiler de yenge ya burnun bu evden gidecek ya da ben derse kararın hangisinden yana olur? Anandan yana olur. Anam bu evden gider kardeşim. Cevabını bence çok güzel almışsındır. Ya ben bu soruyu görünce yine gülesim geliyor. Abi hiç ayağın kokuyor diye ayağını koklarken burnun götüne gitti. Ya
Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum. Bu soruları gerçekten derinizden düşünerek soruyorsunuz acaba? Ay, girmedi kardeşim. Hiç girmedi. Hiç ayağımı da öyle kafamı sokacak kadar da koklamadım. Çünkü benim ayağım kokmuyor. Çünkü ben her akşam eve gelip çorabımı çıkartıp ayağımı yıkayan insanım. O yüzden ayağım kokmuyor. Tuvalete gerek yok oğlum. Ha? Ayrı tuvalete gerek yok. Yok Yemin ettik şimdi kokmuyor bak. gör Allah falan. Allah Allah çarpsın. Abi ya bunlar ne biçim sorular? Abi çorba içerken kaşıkta burun payı bırakıyor musun yoksa kepçeyle mi içiyorsun? Kepçeyle içiyorum amına koyayım. Ya böyle soru olabilir mi ya? Abi Ne bu kadar abartmışlar burnunu ya. ya vallahi bir şey yok ya. Burnum küçücük bir burnum var benim ya. Batu benim burnum gerçekten büyük mü? Gözüme çarpmadı hiç. He? Gözüme çarpmadı. Kanka ben mi bak videoda yaklaşıyorum. Arkadaşlar küçücük burnum var benim. Minnacık burnum var. Nasıl büyük olabilir? Bak yakınlaştım yani. Küçücük ya. Minnacık burnum var. Benim altımda yazmış burnunda sorun yok. Hatun hadi artık konuşmaya gel. İşini bitir. Neyse. Abi burnun tıkalı olunca burnuna fıs fıs mı sıkıyorsun yoksa çimento makinesiyle harçlıyor musun? Çimento makinesiyle harçlıyorum. Fantazim var. Çok iyi. Çok büyük Evet, uzun fantezilerim var. sorular. Mükemmel fantezilerimiz var bizim zaten. Zaten burnu onun kıkırdaktan değil, beton yapımı ondan dolayı. Neyse. Gel Yengeyi ona. seviyor musun? Sana ne la? Sana ne la? Bunu öğrenince eline ne geçecek? Seviyorum, sevmiyorum. Sana ne? Yengen olduğuna göre seviyorum yani. Ne? Allah'ım ya Rabbi. Abi Elif'e de tak bulsanıza. Bulduk kardeşim. Geç kaldın. Buldular, gözün aydın. Taret Elif. Tamam, Taret telif. Elif. Ya, ya, Ma. Bizi İnanamıyorum ya bizimkiler mükemmel değil. O yüzden yapacak bir şey yok. bu durumda. Yol da kızın iyi olabilir, evet. Elif ağla. Ay. Elif ağla. Demişler ki yapmayanınız bırak ve terbiyesiz adam o konu uzun zamandır göremiyoruz. Batu bunun cevabını sen ver. Kendileri gelmek istemiyor. Çok basit. Ben Yani tanımlayamadım. şöyle söyleyeyim. Onlar genellikle LoL oynuyorlar veya TFT oynuyorlar. Şimdi biz de onlara girmiyoruz. Tilt olduğumuz için. Aynen. Çünkü oyun içinde yani arkadaş olmamıza rağmen oyun içinde bazen bilerek bazen bilmeyerek Fazla. tartışabiliyoruz. Aynen. Ama bu sadece oyun için geçerli yani. 5 dakika sonra canım benim ne yapayım ne ediyorum falan oluyor yani. Üstümüzü alamıyoruz ama o gerilimi çekmek istemiyoruz abi. Onlar çünkü birazcık fazla ciddiye alıyor oyunu. Aynen. Ya biz de troll oynamıyoruz da Batu troll onlar oynuyor. da Batu troll kardeşim. troll. Arkadaşlar Ya tamam eşek Allah Batu troll. kahretsin tamam ya. Batu Evet. Troll olduğuna Bağlanmazsam inanmak namerdim. istiyorum lütfen. Hı? Troll olduğuna inanmak istiyorum o oynayışın. Yani ciddi oynamadım artık 13 kere öldüğüm için ama. 16 kere. Pardon 16 kere. Hadi 20 olsun senin için. Olmasın kardeşim. Ya arkadaşlar bak Batu'yu anlamıyorum. Bir içi çok çok iyi oynuyor. Hayvan gibi oynuyor. MVP oluyor. Bazen de troll oynuyor. Bilerek yaptığım bir şey değil ki bu. Bilerek yapıyorsun kardeşim. Bilerek yapıyorsun. Ben zevkine niye öleyim abi? Masochist miyim ben? Evet. Valorant'ta en çok oynadığın karakter ne? Omen. Hayır Hayır ya, ya. hayır ya. Sage Yapma. oynuyor en çok. Yalan, Omen oynuyorum. Arkadaşlar videolarımızın zaten %85'i, %90'ı Sage'le alakalı. Support musun mübarek? Sage'le Ne supportladık. yazık. Yani Ne sizce... söyleyeceğim Heh. ama. Sen Kijo'yla da paylaştın ya. Belki yeni gelen birisidir. Kanka Soran kişi. 13 tane Valorant videosu var. 11 Ya da tanesi mesela Sage. çete
Baksın mı hepsine? Yo benim şey oynatma sistemde ya biliyorum yani ben attığım için kanala. Bakmama gerek yok. Yok, yorum yazan kişi diyorum. He. 11 tane seç, 2 tane Killjoy. Yani mantıken en çok ne oynayabilirim? Bir düşün bakalım kardeşim. Şimdi her oynadığını... Ay. Evet. Ben soruyu soran kişiyi destekliyorum. Bence çok güzel soru sormuşsun kardeşim. Yor oynuyorum ben. Arkadaşlar Bana bir buff gelsin de öyle oynarız bakalım. eskiden Reyna'yı çok oynuyordum. Batu da biliyor. Reyna main'imdi. Ondan sonra baktım takımı supportlayan kimse yok. Ben de support oynuyordum. Abi kimse yok yalnız. Herkes şey entry almaya çalışıyordu böyle Jett delicesine. Sanki çok vuruyorlardı. olarak 4'e 40 oynuyorlar. 4'e 30 oynuyorlar. 4'e 16 oynuyorlar. Şaka değil ha, gerçek bu. Ben gördüm. Breach olarak 9-16 O ben. oynuyorlar. Yine O da Batu'yu karıştırma. çarptım. Onu da ben gördüm. Büyürken ne olmak istiyordun diye soru sormuşlar. Evet, Ayol Batucuğum. Büyürken ne olmak isterdin? Mı? Evet. Yani Vallahi ben büyüdüğünde ne her olmak çocuğun isterdin? klasiği olan itfaiyeci olmak isterdim yani. Her çocuğun değil kardeşim, yalan söyleme. Çoğu çocuğun değil. Çoğu çocuğun da değil kardeşim, yalan söyleme. Ben daha itfaiyeci olmak isteyen ilk defa seni gördüm. Yanlış ya. Oğlum sen dünyada kaç kişi tanıyorsun? Önceden çoktu. Her çocuk itfaiyeci olmak istemiyor yani. Çok nadir bence. Bence doktor mühendis Değil mi? desen, bak doktor mühendis desen, amenna. Oğlum Bak çocuk amenna. doktor mühendis nereden bilsin ya? Oha, ne Ailesi demek nereden nasıl? bilsin? Batu. Tabii ki ya polis olmak ister ya Elif ne bileyim abi ya. Batu Mühendis nereden bilsin? şeyleri böyle. Batu. Sanki böyle moleküler biyoloji ve genetik uzmanı olmak istiyorum demiş çocuk. Yani doktor mühendis nereden bilsin de oğlum bilir tabii. Ya Allah Batu Allah'ın siklettiği Hayır. yerde Venüs'te yaşıyor. Batu Venüs'ten geldi arkadaşlar. O yüzden bilmiyor bunlar. Evet Elif, sen ne olmak isterdin? Büyüdüğünde. Ya ben çok Küçükken. küçükken peri olmak istiyordum. Ebe. Peri. Ebe mi? Ne ebesi lan? Peri diyor. Ha. Ebe niye olmak istesin? Hayali ebe mi olur? Kanka. Biraz büyüyünce doktor olmak istedim. Bir ara astronot olmak istiyordum. Ondan Nerede sonra ikisini bitirelim? mühendis, pilot Derken falan buraya derken geldik. Valorant. Derken geldik işte bugün aynen. Valorant çoluk olmaya karar verdi. Arkadaşlar, Terekçi. ben küçükken pilot olmak isterdim. Sınavlarına girdim ama geçemeyişim nedeni göz kusurum olmasıydı. Her sınav mülakat sınavlarını falan kazandım ama gözden kaldım. O yüzden asker liseye, pilotluk lisesine giremedim. Aga be. Bir tane saçma bir soru var. Hiç ilişkiye girdin mi? Sana ne? Allah'ım ya Rabbim. Ya böyle neyse ya. Ben bir şey demek istemiyorum. Anana sor kardeşim. Hiç ilişkiye girmiş mi? Anam bilir. Elif bunu ilk sana sormak istiyorum. Ne? Bu Ne? banyoda şampuanı ilk eline mi sıkıyorsun yoksa saçına mı sıkıyorsun? Elime. Batu sen? Elime. Kanka ben direkt saçıma Oha ya, nasıl ya? ne? Çok kontrolsüz. Bir şey söyleyeyim ama. Normalde hani basmalılar var ya artık. Basmalı ise elime, basmalı ise direkt kafama. Bak. Oha, ben hep direkt elime döküyorum. Çok garip. Valla köpüğüne göre Abi çok döküyorum. şampuan gider. Köpüğüne göre kafama sıkıyorum. Bakın az mı geliyor? Biraz daha sıkıyorum. Benim hatun bizi Ses dinliyor ama kararı. mutfakta şu anda. Mutfağı topladığı için konuşamıyor. Tamam canım, kızım. Hatuna da sormak istedim ama. Kolay gelsin. YouTuber ve influencer olmaya karar vermeseydin. Influencer. Influencer ne? Influencer ne, ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Dur bakayım. Masa üstünü göster. Google. Translate. Abi. Influencer neymiş? Vallahi bilmiyorum. Oğlum influencer. İşte influencer. Allah cezanı vermesin Emre ya. Kanka ben nasıl okunduğunu bile bilmiyorum. Ya Kapat. nasılsın Kapat şunu ya. Oğlum nasıl okunduğunu bile bilmiyordum ki. Influencer ne? Kanka ne bileyim influencer yazmışlar. Influencer yazmış. Tamam. Nasıl okuduğunu nereden bileyim ben? Yani Bayağı yazmış. ne demek o? Ne o? Pazarlama. Gel Markalama, bu çevir abi. pazarlama Pazarlama işte. influencer. Evet, Şey sosyal böyle. medyada. Ha. Sosyal medya fenomenleri insanların hayatına etki ediyor ya.
Tam çevirisi böyle etkileyici gibi bir şey. İnsanların hayatını etkileyen Tamam, bir o zaman şey. soruyu baştan alıyoruz arkadaşlar. YouTuber veya influencer olmaya karar vermeseydin şu anda ne yapıyor olurdun? Herhalde Valorant oynardım şu anda. Ama video Hayatında çekmedim ne mi? yapıyor olurdun dediği zaman Valorant mı oynardın İş olay. He, iş olarak mı sorum? Ha, tamam, soruyu şimdi tam net anladım. Ben şimdi hala influencer'dayım ya, o yüzden. Arkadaşlar, ben restoran müdürüm bildiğiniz kadarıyla. Hala işime devam ediyor olabilirdim. Tabii ki hala işime devam ediyorum ama bir yandan da YouTube'a videolar paylaşıp sizlere paylaşıyorum. Yani ikisini de bir Bir ara anda senin yapıyorum. hayalin vardı yalnız. Ne hayaliydi? Hayalinde yani sevdiğin bir iş vardı, hatırlıyor musun? Bakayım hatırlayacak mısın? Koç Holding'de mi? Hayır. Koç Holding ayrı. Sen üniversitede tanıştığımızda. Hatta otelde çalışmıştın. Hatırlamıyorum kanka. Şef. Ha, aynen, bir mutfakta şef olmak isterdim. Kesinlikle. Ama şimdi bir restoranda müdürüm. Daha da yükseğim. Batu, bu soruyu ilk sana sormak istiyorum. Sorum ne olduğuna bağlı. Çok komik bir soru. Hadi bakayım. Odanda tuvalet kağıdı veya havlun var mı? Tabii ki hayır. Tabii ki de yalan. Benim odamda tuvalet kağıdı var bu arada. Ama kesinlikle masum amaçlar için çok rahat oluyor ya, her an peçetenin elinin altında olması. Olunca alıyorum valla. Vallahi Bir rulo. ben de iki tane rulo var, yalan yok. Masum mudur, masum değil midir bilmiyorum ama iki tane rulo var. Report. Eşlikliğim şu çocuğum. Benim altına yazmış ki, havaya sıkıp kafamı tutuyorum. Bu ne biçim soru? Şey yazmış bir de, İngilizce biliyorum deyip influencer demen. Ya ne bileyim, ben daha hayatımda ilk defa öyle bir kelime gördüm hayatım yani. Yok, zaten okuma şekline güldük. Bilmemene değil. He, bir de şeymiş. Elif sana da şey söylemiş. Elif ne diyorsun demiş, random atmış, kesinlikle masum. Hatun hadi gel artık Ama ya. vallahi masum, yemin ediyorum. O uzun bir soru ve gerçekten güzel bir soru sormuş bir arkadaş. Hadi bakalım. Diğer YouTuber'lar birbirini atıp tutuyor. Kendileri üzerinden prim kasıp devasa şekilde izleniyorlar. Sen bunu yapmıyorsun. Ve sonra hiçbir şey olmamış gibi gülüp eğlenip oyun oynuyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun Batucuğum? Bence çok yani zaten rol yapma olduğu belli ama bence hiç hoş bir şey değil. Yani Yani ister arkadaşın olsun, ister tanımadığın birisi olsun. Hani bunu teklif etmesi bile bence güzel değil. Yani insanları şey gibi, yani Türk dizisi gibi, anladın mı? Birini başka birisini suçluyor, o onu suçluyor. Video ile suçluyor ama hani. Para kasma amacıyla. Bence bunlar saçma ve gereksiz şeyler yani. yani böyle insanın kalitesini düşüren şeyler yani. Bunu Kesinlikle. beklerdin olmaması lazım. Yani şu ev, Boş bir yok ona bastık, yok buna iletişim. bastık. Tamam, biz de hani Ayyaş Kancı'ya bastık videoda var. Short video tabii ki de bunlar ama bunları uzun videolara döküp işte bunu bastık. Şundan şunu aldık. İşte yok, aman tanrım, Barış bura şunu yaptı, biz böyle değiliz. İşte efendime söyleyeyim, Blood Rapper şunu yaptı, Barış Can şunu yaptı, Rammus 53 tükürdü, ondan sonra Garen Forvin sıçtı gibi videolar. Şakası yaptık, bilmem ne, cart cart cart. Gerek yok böyle şeyler, bunu videoya çekmeye falan. Yani birbirlerini daha fazla yükseltip daha fazla abone elde edip birbirinin üzerinden prim kasma Yani oluyor bu. Ben boş hareketler yapıp sizi kandırıyorlarmış gibi sizin üstüne para kazanıyorlar yani. yani Ben kendimi salak gibi hissederdim açıkçası. ben de hoş Hani bulmazdım. ben onları beğenseydim. Ha mesela biz Adil Batu'ya bastık, videomuz da var. Ama short video, 30 saniyelik bir video. Yani bu tip videolar olursa hani short video. Hani bastık işte Zaten kardeşim nasıl falan. Sen şey olay orada şey zaten da neydi? mekibi tanıtmak. Mekipte kimler Aynen. var? Hem ekibi tanımak hem de başlık farklı olsun diye. Hani normal düz bir şekilde yazarsan şey olmaz. Komik olmaz ya da bir ilgi çekici olmaz yani. Yani. Batu, ilk sen soracağım. En sevdiğin bir Türk, bir yabancı YouTuber kim? Yabancı YouTuber'ların isimlerini tanımıyorum. Sadece çok uzun zaman önce takip ettiğim PewDiePie vardı. Onda Amnesia şeylerini, videolarını izliyordum. Çok gülerdim.
Yabancı mıydı? Tabii ki yabancı. Türk? Şu an 50'den 50 milyondan fazla takipçisi var işte onun. Türk olarak? Türk olarak da valla sevdiğim bir ara Eren vardı. Eliren. Videoları çok güzeldi. Özellikle şeyler çok güzel Tukan abi. oluyordu. Tukan Hani abi. momentları süper oluyordu. Tukan abi. Tukan abiyle benim bizim otele tatile geldi. Tukan abiyle ben çok görüşmüşlüğüm var. Söylemiştin. Elif, senin en sevdiğin bir Türk bir yabancı YouTuber kim? Ya Türk. Ben de severim Eliren'i falan. En Ama sevdiğin. aklıma şey geldi. En sevdiğim Can Sungur olabilir ya. O adam da Can komedi Sungur'u ya. çok seviyorum ben. Peki yabancı? Yabancı. Yabancı isim. Ya aklıma çok gelmiyor ama şey vardı. Blender Guru diye bir YouTube kanalı var. Blender işte böyle program. Bayağı da güzel videoları var işte. Onu izliyordum herhalde. O kendim bilmiyorum. Arkadaşlar, benim en sevdiğim Türk YouTuber kesinlikle tartışmasız Cem abidir. Kozmik Karınca. Çünkü yaptığı videolar olsun, konuşma tarzı olsun gerçekten bana işten geliyor. Ve gerçekçi geliyor. O yüzden Cem abiyi çok seviyorum. Batu, niye benim sesim yankılanıyor sende? Hava geliyor. Ne geliyor? Normal gelmiyor mu? Bana normal geliyor. Kendi sesimi senden duydum lan. Harbi mi? Ha. E açıktı mı şey? Yabancı YouTuber'da büyük ihtimalle Vandalil olabilir. Çünkü Vandalil'i çok uzun zaman takip ettim. YouTube'da gerçekten çok çok güzel LOL videoları var. O yüzden Vandalil'dir büyük ihtimalle benim için. Hala da izlerim. Önüme geldikçe hala da izliyorum. Yalan yok. Elif, bu soru da Elif sana gelsin o zaman. Hadi bakalım. İlginç bir alışkanlığın var mı? Ya. Aa, Ya bu aralar böyle son 2 aydır falan edindiğim ilginç bir alışkanlığım var. ne? Her akşam kendi kendime konuşmak. Yarım saat falan. İlginçmiş. Evet. Batu senin? Batu? Vallahi duydum duydum. Öyle taklit yapma lan. Yok lan buradayım. Vallahi düşünmeme izin ver biraz ya şu an aklıma gelmedi. Peki. Kendine de sor bunu. Kendine Tamam. de sor evet. Bence de Ha. kendine sor. Hoş Aha, hoş geldin. geldin. Durdu, sana gelecek bir Sana soru. da soralım. Sen de soracağız. Ben bu aralar uyuyorum sürekli ya. İlginç bir alışkanlık mı hayatım Baya ilginç bir alışkanlık. bu? Pekala. Benim ilginç bir alışkanlığım. Yok. Var mı lan Çok benim? değişik soruyormuş ya. Herhalde İnsan akıl düşün ya. esirgemiyor. Emre var senin ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Var sende bir şeyler ya. Düşün. Ama bu aralar yok. Bu Yani aralar normal yok. çok acayip Yani üniversite şeyler. zamanında vardı ama hatırlamıyorum şimdi tam Ben de kesin neyi hatırlamıyorum. var. Çok garip takıntıları var ya. Var var. Takıntılı bir insan Dengesizdir. zaten. Dengesizim, ben de biliyorum. Batu, Sor sen de güzelmiş ama zorladı yani. Bilirim Bulamadın. Ben de şeyler de. bulamadım. Ama şu sıralar sanırım ilginç bir alışkanlığım. Kendi klavyeme ve mouse'uma çok alışmam. Farklı klavye mouse'da yani yazı bile yazamıyorum. O kadar diyeyim. Oha. Bilmiyorum, elim İyi. artık o kadar alışmış ki klavyeyle mouse'a. Hani farklı klavye mouse'da yazı yazamıyorum. Hani kendi klavyemde bakmadan yazıyorum. Hani RGB led'lere falan yanmadan da yazarım. Ama başka bir klavye mouse dokununda böyle tek tek tıklıyorum yani. Yalan yok. Gerçekten ilginçmiş yani bu da. Batu, bu soru ilk sana gelsin. Abi, bu arada benim hala aklımda. Ben cevaplayacağım şu garip olayı düşünüyorum hala. Söyle. Bundan birkaç sene önce bu yaşlarında Tamam. hayalini kurduğun ve gerçekleşmeyen hayalin var mı?
Hala var. Hayır. Ya. Bu yaşında gerçi hani hala gerçekleşmemiş değil. İşte liseden beri istediğim bir hayalim var. Hala da gerçekleştiremedim yani. Neymiş? Japonya'ya gitmek oldu. Elif senin? Ben lisedeyken düşünüyor olsam 25 yaşında ne yapacağım diye kesinlikle ailemle yaşayacağım demezdim yani. Arabam falan olur derdim. Hiçbiri yok şu anda. Hatun senin? Acı gerçekler. Yok ya, hiçbir gerçekleşmedi zaten, hangi birini sayayım. Yani birkaç sene önce Yüksekler kısmı. gerçekten çok isteyip şu anda gerçekleşmeyen bir hayalin. Gerçekten çok istediğim bir hayalin ama. Ya ben, sen de biliyorsun zaten, memleketime aşırı aşık bir insanım ama ömür boyu orada yaşamak isterdim. Şu an orada yaşamıyorum mesela. Asla gerçekleşmeyecek. Bilemeyiz. Memleketin neresi? Kastamonluyum Gastamonu, dep. ben. Aynen öyle. Birkaç sene önce, yani bundan yaklaşık 8 sene öncesinden bahsedeyim. Ben pilotluk sınavına girmiştim. Bu yaşımda gerçekleşmedi. Yani şu yaşımda büyük ihtimalle de üniversitesi bitmiş. Mülakatta da geçmiş ve bir pilot olarak olabilirdim ama göz kusumundan dolayı gerçekleşmediği için gerçekleşmeyen hayalim olarak bunu sayabilirim. Ameliyat olmasın asla gerçekleşmeyecek zaten. Bunu sen de biliyorsun. Ameliyat olunca da bu sefer ameliyatlı diye almıyorlar hayatım. Yapacak Saçma bir ya. şey yok. Görmeyeceksin bunu. İyileşmişsin zaten yani. Ameliyat olmuş olmanın ne gibi bir şeyi var anlamadım. Ameliyatta olduğun için. Yani kusur. Yine kusur oluyor. Ameliyat Ya bir kusur. belirgin bir Yani kusur şey, değil ki ama. hani kusur Bilmiyorum. kusuru doğruyor gibi bir şey oluyor aslında. Aynı. Kısır döngü işte. Şimdi bu soracağım soruyu Elif, Hatun, siz bir söyleyeceğim sorudaki nesneyi erkek olarak, Batu, sen de ben kadın olarak Burası tarif olacak edeceğiz. mı? Nesneyi ama evet. Yani nesne derken kelimeyi. Kişi. Kelimeyi. Evet. Batu senden başlıyordu soru için. Nasıl, ben anlayamadım, bir saniye. Soruyu duyunca Tamam, anlayacaksın. sorunca. Hayalindeki kadını nasıl anlatırsın? Oy. Şimdi ama bu ilgimi çeken diyelim. Hayalindeki kadını anlatamam ki ben. Yani hayalinde, hani kendi hayalinde bir kurduğun kadın figürü Tamam. vardır. İlgini çeken kadın hayalindeki kadın olmuş olur Yani. zaten. Dinliyoruz seni Ya Ay öyle Batu. konulara girmeyelim lütfen. Maalesef buradaysan gireceksin. O benim için de problem ya, ben açtım bunları artık da. Dinliyoruz seni. Şöyle söyleyeyim o zaman. Benim ilgimi şöyle çeker. Birincisi saçı. Saçın renkli olması beni ayrı bir etkiliyor. Renkli derken? Neon Renkli. gibi Yani mi? o da olur. Yani mesela diyelim saçı normalde siyah ya. Mesela hani, küçük bir kısmını işte ne bileyim bir yeşille boyatmıştır. Ya da saçı komple kızıldır. Ya da komple simsiyah da olur. Fark etmez yani. Hani normal klasik saç renginden farklı bir saç rengi olunca yine otomatik ilgimi çekiyor. Peki. Elif senin hayalindeki erkek Bir de nasıl siyah oje. renkli? Bu mu ya? Bu mu Hayal. ya? Saç ve oje mi, bu kadar mı? Ay, bu kadar değil. Hemen adamın lafını kestin. Yani kanka saç Ya ben deyince sadece dış görünüş olarak söylüyorum. Birincisi saç, ikincisi siyah oje. oje. Siyah oje veya parlatıcı. Üçüncüsü eğer konuşuyorsam ondan, bir de yüzüne bakarım. Peki Hani piercing falan beni etkilemez. Aa, bu çok şey. Yani etkilemez beni öyle kötü şeylerde. karakter olarak. Konuşunca konuşma stiline bakarım. İlk başta hani böyle böyle tiki kızlar gibi konuşuyorsa zaten otomatik uzak dururum Peki karakter ben ondan. olarak nasıl birisi hayal ederdin? Valla karakter olarak düşündüğünü düzgün bir dille ifade etmesini çok isterim. Kesinlikle ben değilim. Biliyorum. Nasıl seninle Ben hiç uyuşuyoruz güzel bilmiyorum. olamazsın da neyse.
Sensiz Yani sıkıntı. şeyden bahsediyorum. Aklında mesela bir şey var veya bir açık sözlüdür, tamam mı? Ama bu açık sözlük her zaman iyi bir şey olmayabilir. Kanka Hani ben bu çok kaybettim bu yüzden zaten biliyorsun. Çok aşırı sözlüyüm. biliyorum. Açık sözlüyüm. Aşırı Ya ben derecede. alıştım artık sana karşı. Kanka ağzıma ne gelirse söylerim ben. Hiç Biliyorum. esirgemem. Onu düşünce, Ben biliyorum onun haberim zaten. fikrime ve düşüncelerime önem vermesini isterim. Empati yapmasını kesinlikle isterim. Özellikle. Başka çok böyle şey istemem. Mesela ben ona değer veriyorum diyelim. Hani zamanımı ayırıyorum, konuşuyorum, sohbet ediyorum. Eğer buradaysa buluşuyorum. Ve karşıdakinin de bir şeyler yapmasını isterim bana karşı. Yani bana değer verdiğini göstersin. Sadece sözle iletmesin yani. Yani renkli saç, renkli oje, kendini iyi hitap eden bir bayan, artı değer veren bir bayan yani. Evet. Hani şey gibi düşün. Mesela birisiyle tanışıyorsun. Konuşuyorsun, arkadaş oluyorsun, ıvır zıvır. Sonra işte görüşüyorsunuz, flörtleşiyorsunuz, işte sevgili oluyorsunuz diyelim. Ama bu sevgili sadece sevgili anlamına gelmez. Sonuçta bir beraber paylaşımınız oluyor. İşte ne bileyim. Sonuçta sen kendi zamanını ayırıyorsun ona. Ki bunu geriye alamazsın yani. Kendinden bir şey veriyorsun. Onun da kendinden bir şey vermesi lazım sana ki ortaya güzel bir şey çıksın. Güzel, güzel bir hayalmiş. Ben beğendim. Ayol Batı bu taliplerini bekliyor işte. Böyle kriterleriniz varsa hemen yazın. Hemen hashtag Ay ne eşekmiş ya. Elif senin? Önce fiziksel mantığım karakter özelliklerini vardı. Fizikselden Aynısından. başla karaktere doğru kayarsın. Bir şey diyeyim mi? Elif'in şu an o kadar çok sayacağı şey var ki Bana da öyle ben geliyor. hazırım. Ben de hazırım. Ben çok hazırım. Ya Ben dinlemek istiyorum sadece. Hiç hazır değilim. ben dertliyim bu konuda. Bilmiyorum ben de ne istediğimi aşırı biliyorum diyemem şimdi böyle sayacağım falan da. Evet, dinliyoruz. Tamam Şimdi mesela. Şimdi fiziksel olarak uzun boy. Geniş omuz. Herkes sever yani. Çıkan vücut. Ya aşırı kaslı değil bence. O zaman seni Batu ile Aşırı zayıf da evlendirelim. değil. Ya boş yapma abi, bir şey Tamam anlatıyoruz tamam ya. tamam tamam. Evet. Böyle işte kaslı ama böyle acayip kaslı değil ya, Fit anladın. yani işte. Fit bir Fit vücut. aynen. Sakal severim. Uzun saç aşırı sevmem. Böyle. Yani. Peki karakter? Karakter şimdi. Birlikte olacağım insanın komik olması benim için önemli. Birlikte gülebileceğim, sıkılmayacağım biri olması. İkincisi, sorumluluk sahibi biri olmasını isterim. Yani hayatındaki herhangi bir şeyde sorumluluk sahibi ise benim saygımı kazanıyor birazcık. Onun dışında şöyle anlayışlı ve olgun olmasını isterim. Mesela tartışıyoruz ya bir şeyde. Böyle suçlayıcı konuşmak yerine hadi bunu birlikte çözelim yaklaşımında olunca bir insan. O çok önemli bir şey bir ilişkide bence. Ben Hatun mesela sinirli de olsam, üzgün de olsam sinirliyim çünkü bu yüzden bu yüzden gibi güzel güzel anlatmaya çalışırım yani sakinliğimi korurum ama karşıdaki çok duygularına kaptırıyorsa ve anlaşmaya çalışmıyorsa çok sinirlenirim. Öyle. de sözünü kesiyorum, özür dilerim. Ödün verebilmeli bence. Bunu da yazmak istiyorum. Yani şey, ödün verebilmeli derken şu. Mesela senin sevdiğin bir şey var değil mi? Mesela bowling oynamayı seviyorsun sen. Ama o sevmiyor. Ama senin sevdiğin için ve seninle beraber vakit geçirmekten zevk aldığı için onu yapması lazım. Yani yapması Evet, hep lazım da kastı yapmasın yapsa iyi abi. olur. Tamam. Hep yapmasın. Her gün gelip benimle oyun oynamasın mesela. Ama istiyorum diye bir denesin yani. Ne olacak ki? Tabii canım. Bu kadar mı? Onun dışında Daha dur. sadakatli olsun, dürüst olsun. Daha var, daha bitmez. Öyle ya işte. Biz niye bu kadar düz Zemre ya? Peki hatun senin?
Hayalindeki erkek ne sanıyorsun? Ben bulmuşum ama pek şey Bunu dönmeyecek. sevgiline sormam da bir acayip Emre. Cidden gerçekten. Yani buradaysan cevaplayacaksın. Ya şey böyle hani karşıdan eğer birinden etkileneceksem karşıdan gelirken bir baktığımda yürüyüşü beni etkiler. Saçı, tarzı, Yürüyüşte aynen. bakışları falan. Doğru. Yürüyüşü beni kesinlikle etkiler bu arada. Bakış da artı Benim bir. yürüyüşüm etkiledi mi seni? Hey boy. Bir anlatayım. Tamam. Yürüyüşü, bakışları, saçı, giyimi falan kendine özen veriyorsa etkiler beni hani ilk gördüğümde fiziksel olarak. Onun dışında karakter olarak güven vermeli ya benim için bence. Onun dışında kesinlikle aynı şekilde Batu'nun da dediği gibi bir şeylerden ödün vermeli ki iki taraf da sevdikten sonra kesinlikle birbirlerinden ödün verdiklerini düşünüyorum. Ya zamanla oluyor zaten. Bu Aynen. kadar. O yalan söylememesi falan filan daha da sırayla gelecek şeyler işte. Peki benim yürüyüşüm seni etkiledi mi? Giyimim, koşumum. Bak Ya buna mı takıldı şimdi? Ben merak ettim ki soruyu. gerçekten evet etkiledi. Yalanına sokup Ya bir soruyorsun düzgünce cevap verdim. Kabul et o zaman. arkadaşlar, hatun yalancı hashtag. Başladı gene. Kendisi bile güvenmiyor yani. O kadar. İşte Emre'nin bana olan güveni bu arada. Oy. Neyim? Oy. Ha. Tamam şimdi anladım ben. Çaktım Explore. köptü. Influencer. şimdi diğer Sen. soruya mı geçiyoruz? Aa, Allah kahretsin. Ya oğlum kaçamazsın. Ay Ya ben bir de ben seni sesini birazcık kısmını açmak tanıyorsam. istiyorum. Hı. Heh, tamam. Söyle hadi. Söyle hadi söyle. Kaçamazsın. Ben izin vermem. Hadi. Devam. Yok, ben seni biraz tanıyorsam dedin. Dinliyorum. Kaçmaya çalışacaktı ama izin vermeyecekti. Böyle. Arkadaşlar, benim fiziksel olarak böyle hoşuma giden hayalimdeki bir kadın figürü vardı. Öncelikle ben kapalı olmasını isterdim. Neyli olmasını isterdin? Kapalı. Kafalı. Hı. Sonra gamzeler olmasını isterdim. Gözlük takmasını isterdim. Gözlük olabilir. Sonra gülüşü bir kere benim için her şeyden çok önce gelir. Bir kadının gülüşü bence kendini yansıtan ve tarif eden şeydir. Fiziksel özelliğidir. Çünkü bir kadın, bir kız, bir bayan ne kadar güzel gülüyorsa ruhu da içi de o kadar güzeldir. Ben dış görünüşe pek önem vermeyen bir insanım. Yalan yok burada. Benim için gülüş ve gamze her şeyi bitirir. Sonra kısa boylu Ya olmasını sevdiğin isterdim. insanı bunlar sana çok şey gelmez mi? Dur, Sevdiğin bir insan olduğunda. kankacığım bir dinle. Bir sözümü bölme. Dur bir anlatayım. Kısa boylu olması isterdim. Hafif balık etli. Çünkü yani çok zayıf insan sevmem. Alıyorum. Çünkü çok zayıf insan bence düşünsene de sen sallıyorsun. İskelete sallıyorsun sadece. Bir şey yok. Sallıyorsun ama. He? Sallıyorsun diye anlat. Çok iyi. Ya aklımdakileri söylüyorum yani. Hani hayalimdeki kadının figürünü çiziyorum şu anda size. Yani kadını sallarsın abi yani bence de. Ya bu ne öyle kemik torbası gibi. Tutayım o zaman Eze'den kaldırayım fırlatayım yani bu ne? Videonu izleyen zayıf insanlar bunu beğenmedi. Arkadaşlar şimdi ben linç yiyebilirim. Bu sözümü geri alıyorum. Yani hafif balık etli Zevkler ve isterdim. renkler tartışılmaz da bu arada. Ben Öznerdir. senin içeceğini Tabii düşünmüyorum. ki aynı. Karakter olarak da İlk başta ben çok dobra birisi olduğum için bazen sözlerim gerçekten can yakabiliyor benim. Ağır kaçabiliyor. Yok canım asla hayır. Bunu en iyi sen biliyorsun zaten. Gazabım. Sözlerim benim gerçekten bazen çok ağır gidiyor. Bunun ben de farkındayım. Zaten farkında olmam güzel bir şey. Ama farkında olmama rağmen
Bu huyumdan bir türlü vazgeçemiyorum. Neden? Çünkü ben dobralığı artık kendime aşılamış bir insanım. Hani doğru konuşmayı ve dobralığı o kadar aşılamışım ki hani karşımdaki insana sen busun diyorum direkt. Hani dolaylı yoldan işte bak bunu böyle yaptığın için sen insanların gözünde böyle olabilirsin, şöyle olabilirsin değil. Direkt sen busun. Bunu Batu da biliyor zaten. Siyah Maalesef. etiketlemek kötü bir şey. Ama bir şey soracağım. Bunun farkında olman da ayrı bir kötü değil mi? Hani farkında olduğun halde yapmak. Farkında Hayır. olmama rağmen Farkında olması düzeltmesi için bir adımdır. bunda sağ olsun hatunum benden çok büyük bir kısmını sildi. Çünkü bazen ben ona karşı anlayışsız oluyorum. Bazen aşırı sinirli yaklaşıyorum ona. Yalan yok. Hayır Burada ama da sadece böyle bana bağlı mı? Herkese karşı öyleydin. bana Ben da bayağı davrandığı oldu. Batu, Yakın zaman hayır dilimizde öyle. Batu da bunu biliyorsa ona Hı. karşı da öyleymişsin demektir. Evet. Evet, patladı bana bir araya. Bir sıkıntı yaşadım onu. Aşırı ya. Ya Hani ben patlamasını geçtim. Direkt söyle ve kalıyorsun öyle, cevap veremiyorsun. hı. Vallahi ben verdim ya, kusura bakmasın da. Yok, Batu veriyor. Hani o söz, o da benim gibi sözünü esirgemez. Hani neyse odur. Mesela çok uzun yıllarda bir arkadaş vardı. Geçen soru cevap biliyorsunuz da anlatmıştı. İzleyenler bilir. Biliyorum. Konulara hakimsiniz zaten. Soru cevaplarımızı sürekli takip edenler, yorum yazanlar oluyor. Videoda var zaten YouTube'da da. Hı. Yani Aynen. Batu'nun da bu huyunu çok sevdiğim için çok uzun yıllardır arkadaşız. Birbirimize karşı çok açık sözlüyüz biz. Hatun niye sesini kapattın? Biri gelmiştir yanına, He. müsait değil. Biz birbirimize karşı çok açık sözlüyüz. Ha, şunu da dipnot çekeyim şimdi. Ben Emre gibi konuşmuyorum ama şu şekilde. Şimdi bana sevdiğim birisi bana ters konuştuğu zaman, şimdi bu normalden daha ağır bir şeyse, yani söylediğin ağırlığına bağlı, o zaman ben de ters cevap veririm. Aynen, Acımadan. aynen öyle. Yani dediğim gibi gözlüklü olması, kapalı olması, gamzelerin olması, gülüşün güzel olması, kısa boylu, az yemek yemesi, hafif balık etli olması. Az maddi gitmesi. Az masraflı olması. Aynen. Ya Kısa boylu kızlar, minyon kızlar, az masraflı oluyorlar. Şimdi arada teşekkür ederim tüm özelliklerimi beni görmeden saydığın için. biliyordum böyle olduğunu zaten. yani şu anda ciddi anlamda ben hep küçükken kesinlikle İnsanlar artık gamze beni görmeden tanıyorlar. hastasıyım. Ben gamze hastasıyım. Bunu hatun da biliyor zaten. Yani ben ona hep söylüyorum. Beni o gamzeye gömsünler diyorum yani. Maşallah diyelim ya. Nazar değecek kızın gamzelerini öyle bir övdün ki. Aman aman. Maşallah, Bu aman aman. tahta bu tahta. Maşallah. Vurdu. Şimdi gelelim diğer soruya. Ne Buyur sorusu anne. ya? Seni bekleyecek halim yok, ben yatacağım. bir dakika bekleyin. Şu perdeyi sökeyim. Anne şimdi sen bunu söküyorsun. Güneşi sökmeyeceğim mi? Yok anne etmiyor ya. Yani sesini kapataydın en Şunu azından. çıkar. Evet, daire kapatayım. Güzelmiş ya soru cevap yapmak. Bence de ya biraz rahatlamış hissettim kendimi. Eğlenceli eğlenceli. Aynen. Kesinlikle. Anne tam zamanı. Allah çarpsın. Ben 1 saattir Öyle işte ya, söyleyeceğiz. ben bu konuda çok söyleyecek şeyim vardı. Sen devam edebilirsin, hiç problem değil, dinliyoruz. Vallahi seve seve Ben dinliyoruz çünkü. dertliyim bu konuda ya. Neden? Oğlum şunun hepsini bir Çok yaparsan aşk daha çabuk acısı çıkar. çektim Anne nasıl Emre'nin çıkayım buraya? cevabından. Sallanıyor bu. O değil aşkım, bunu tutuyorsun bak böyle. O yüzden. Vallahi yalan yok, ben hiç çekmedim. Bak. Ne Yani güzel ya. hiç çekmedim derken gerçekten çekmedim. Hani şey dalgasına değil. Bir sürü sevgilim oldu dalgasına değil. İnşallah yakmışımdır Nasıl sigarayı. Yakma. Bayağı sıfır. Nasıl ya? Şey böyle. Batu şey.
Aldım mı? Ayrıldım. Tamam. Yok yanlış bir şey değil. Öyle bir imaj veriyorsun ama biliyor musun? Tamam. Ne imajı? Evet üzüldüm ama Emre uzun sürecini beklemem. Emre ben mesela şeyden bahsediyoruz, sevgiliden bahsediyoruz da. Şey, benim hiç sevgilim olmadığını söylüyorum. İnanmıyorlar. Doğru. Ha sen hiç sevgilim olmadı mı dedim. Ben sandım ki oldu ama hiç acı çekmedim diye. Yok ben canım. Ben de öyle anladım bu arada. Oldu ama acı çekmedim. Yok ya. Öyle bir şey olsa çekerdim ya. Yok olmadı hayır. Nasıl olmaz? Olmaz olmadıysa tabii acı çekmezsin. O zaman devam ki. Devam. Hadi. Evet Hatun sana soruyorum bu ilk soruyu. İlk defa sana bir şey soruyorum. En çok gurur duyduğun şey ne? Kendiyle ilgili. Kendinde mi? Başkalarında mı? Tabii ki de kendinde. Ha. Böyle asla kendi çizgimi bozmam insanlara ne kadar değer verirsem vereyim. Hani onlar için asla kendimi bozmam. Kesinlikle doğru. Helal olsun. Helal olsun. Ya, çok güzel laf. Karakterimi vermem. Peki Elif senin en çok gurur duyduğun şey ne? Azimli olmam. Ve başarılı olmam. Güzel. Ya. Batu senin? Gerçekten istediğim bir şeyin peşinden koşup ve onu başarmam benim hoşuma gidiyor. Gurur duyuyorum kendimde. Helal ya. Ben düşünüyorum şu anda. Acaba gerçekten en çok gurur duyduğum şeyin ne? Asla korkmamam. Çok büyük konuştun. Allah haricinde gerçekten hiçbir şeyden korkmam. Hani korkmadan ilerlerim, risk alırım kafasına mı yoksa? Ben korksam her konuda. Risk alırım mesela. Ben korkarım. Her konuda. Korkmam ilerlerim ve risk alırım şeysinde. Hayır. Her konuda. İster risk, ister canlı. Ya bak riskler soracağım olmayacak. Sor. Çok büyük konuşuyorsun. Sor. Aileni kaybetmekten korkmaz mısın mesela? Hayır. Nasıl ya? Göt oldum. Çok kötü göt oldum. Bunu Hatun neden hayır dedim biliyor. Ha 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 ha. Yani tamam, Hatun sen de biliyorsun. Tamam. Ben sana özelden yazarım bunu Elif. Çünkü tamam. Kişisel şeyleri video paylaşmıyorum ya o yüzden. Biz tamam. Biliyoruz o yüzden sana yazalım. Hı hı. Bir gününde görmez olsaydın ne yapardın Batu? Evet. Görünmezlikten daha güzel özellikler var ya. Ya soru bu. Soru bu ne yapayım yani? Benim suçum bu. Ben mi soruyorum? Tuttuğumuz şeylerde görünmez oluyor mu? He? Tuttuğumuz şeylerde görünmez oluyor mu? Hayır canım. Sen görünmezsin. O kadar da değer. Vallahi abi. Ne bileyim bir 3-5 para kaldırdım sağdan soldan ya. Kıyafetlerimizin içine saklasak görünmez oluyor mu? Komple görünmezsin işte hani tüm vücudun görünmez. Görünmez olur. Peki Elif sen bir günlük görünmez olsaydın ne yapardın? Of cevap vermek istemiyorum. Eşlik şakası yapardım herhalde çünkü benim aklıma çok fazla bir şey gelmiyor. Ne yapacaksın? Arkadan birisine geçip baksanı mı çekeceksin? Yukarı doğru. Bir şey değil. Senin aklın ne çeşit şeyler var oğlum? Eşek şakası deyince benim direkt aklıma görünmez olunca bu geldi kanka. Sen nasıl bir çocuksun ya? Piç bir çocuğum. Elif evet seni dinliyor. YouTube camiası. Cevap vermek zorundasın. Aslında merak eder mi biliyor musun? Niçin dersi desen. Mesela bir gün boyunca hiçbir şey yapmaz. Şey yapmazdan kastım şu. Hani görünmezim ya zaten. Hani telefonu işte açık tutardım ama bakalım hani kim beni merak etti o gün içerisinde onu merak ederdim mesela. Evet Elif kaçamazsın. Dönüp dolaşıp Elif'e geliyoruz. Cevap vermiş şekilde. Ya çok vizyonsuz bir cevap ama dürüst olacağım. Evet. Dürüst olmanı zaten istiyoruz senden. Yadır. Evet. Sevgilimi stalklardım. Giderdim evine ne yapıyor falan. Telefonunu karıştırdım her şeyine. Güzeldi. Bir ajan doğuyor. FBI open the door. Evet Hatun sen ne yapardın bir gün görünmez olsaydın? Bilmiyorum. Bilmiyorum yok. Burada bilmiyorum yok. Soru cevapta bilmiyorum diye bir şey yok.
Ya bir gün boyunca mı? Yani Evet. birkaç gün boyunca olamıyor muyum Hayır, mesela? sadece bir günde. O ya bir gün ya bir gün gider para çalarım, bir gün gider işte on Millet sevmediğim eder ne bu para nasıl yaptığına havada bakarım. uçuyor diye. Ne yapardın? Sevmediğim. Annem sevmiyorsan birini, yani birine kin tutuyorsam onun ne yaptığına bakarım mesela. Niye? Sonrasında da onun yaptıklarını açık ederim böyle. İfşa ederim. Oo, bu bayağı şey ya. Tehlikeli madde. Aynen. Sonra ne bileyim, belki gizlice senin yanına gelirim ama bunların birkaç gün olması gerekiyor. Ne boklar yediğine bakarım mesela senin. Ne Ya boklar yiyeceğim? bunlar da var. İşten eve, evden işe. Zaten Şansını kaçırdın. Bu bilemem. aralar böyle. Yapacak bir şey yok. Şansını kaçırdın. Geçti. İşten eve, Evet. işten evden işe. Zaten her gün İşte fullüm. iş kısmı çok tehlikeli. Evet, o konuda haklısın. Böyle keşke birkaç gün olabilseydim. Ben bir gününe görünmez olsaydım. Yapabilecek pek bir şeyim yok bence ya. Ya en fazla Görünmezlik çok şey ya. yani Çok sonuçta böyle. kendime bakıyorum, sadece asfaltı görüyorum, kaldırımı görüyorum. Kendimi göremiyorum. Yani ne yapardım? Çıplak koşardım herhalde. Sonuçta Değil görünmüyorum. mi? Çok mantıklı. Niye öyle şeyler yapıyorsun oğlum ya? Fantazi. Nasıl bir his merak Bir etmiştim yere ben. girdiğin zaman ya tabii nasıl bir his merak Kanka edersin mesela de. restoranta gider. Çıplağım. Tamam mı? Adam yemek yiyor. Adamın yemeğini yerdim. Çıplağım Adam oturdum da ya. böyle aval aval Ne bakardı. Bu diyor? yemek nasıl havada uçuyor diye. Aynen. Oğlum sen aval aval bakmaz mısın? Yemek havada uçuyor. Ne oluyor lan dersin bir anda. Niye trollemeci? Hayır ama görünmez oluyorum. Benim tuttuğum şeyler de görünmez olmuyor mu? Hayır. İşte Sadece sen olduğu görmüyorsun. için zaten Anlam dedim var o ya. zaman. Hayır, o zaman ne anlam var benim para çalmamın? Değil mi? Ben de ondan bahsediyorum. Para havada koşuyor. Düşünsene böyle Millet de asansöre havada kapar biniyorsun. onu. Tüm tuşlara basıyorsun, millet deliriyor birden. Kim? Oha çok güzel. İnsanları çıldırtıyoruz falan. Evet. Aynen. Hayalet Veya gibi. yan yana birisi oturuyor mesela. Yapıştırırsın enseden bir tanesi, diğeri diğerine dalar izlersin falan böyle gülersin. Senin amına. Senin amına. Aynen. Böyle birini gıdıklamaya başlıyorsun. Ben kesin hatunu Ay. gıdıklardım. Çok gıdıklanıyor. Ya abartma. Abartma mı? Arkadaşlar, hatun gıdıklansın diyenler yorumlara. Ya Allah'ım ya. Bu yemin ediyorum bak. Her istediği şeyini hashtag başlatıyor ama He. He. her He. istediğin olmayacak. Bak Böyle bir şey dün, olmayacak. bak dün dedim ki dün oyundayız Batu ile ben. Batu Report hashtag dedim. Talat Elif hashtag atın arkadaşlar. Bunu belirtin dedim. Çatır 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 hashtag attılar. Asor. İkisi de Namussuzlar. burada. İkisi de Tamam burada. ama onlar beni yönetemez, hayır. Onlar beni yönetemez de seni yönetemez de beni Hashtag yönetirler. açmama yapacak diye bir şey var mı? Beni yönetirler. Beni yönetirler. Ya. Onların hashtagini yapacağım. Göreceksin sen. Ruhunu satmış. Hayır. Ruhunu Benim ruhum satmış. satıldı. YouTube'a satıldı. Bedenim hatuna, ruhum YouTube'a. Hayır, onların dedikleriyle benim dediklerim bence yarışır. Tabii canım o farklı bir şey de. Yani gıdıkla dediklerinde gıdıklarım Tamam. yani. Şimdi Gıdıkla hemen dediklerinde gıdıklarım yoruluyorsun. yani. Yok o farklı konu. Farklı konuya değindi. Ama yani Hiç farklı konu değil bak. Hiç alakası yok şimdi, çevirme. Hayır kanka onu demiyorum. Diyorum ki yani sonuçta burada hashtag atabilirler ama yanlış anlama. Senin de sözün, Elif'in de sözü, Hatun'un da sözü. Tabii ki onların sözlerinden çok daha değerli. Allah razı olsun. Mesela Allah razı olsun ya. Şu an çok mutlu oldum. Aman Allah'ım yani. Batu Uçacağım. mesela dersin İşte kardeşim sen şimdi bu hashtag'lere göre mi bana davranacaksın? Tabii ki de öyle davranmam. Tabii ki Ya de öyle zahmet davranacağım olmasın dedin diye artık. düşündüm bir an ama Hayır. neyse. Tabii ki de öyle davranmam. Daha Ben de kötüsünü yaparım. bekledim. Daha kötüsünü yaparım. Ya işte benim yanımda olduğu zaman bu adam kendi kişiliğini ortaya çıkarıyor. Anladın mı? Kesinlikle. Evet, şimdiki sorum da Emre bir bir şey soracağım he. bu arada. Sen şu an yayında ne gösteriyorsun biz konuşurken? Kendisinde. Yayında değil, videodayım şu anda. Videoda işte ne gösteriyorsun? Kendimi Ekranda. Ha, bir de kendimi odası, arka plan odası ve kendisi. soruları odam görünmüyor kanka karanlık olduğu için. Ha. Sorular, Discord ekranı ve ben. Ya arada böyle şeylerde ben mesela izlerken arkada
Bir şeyler izlemeyi seviyorum mesela. Boş boş şeyler ama. PUBG falan oynayabilirler ya da Sims'te ev diziyorlar falan. Hı. Öyle şeyler sarıyor insanı ya. Biz de yapıyoruz oğlum. Forest videolarına baksana görürdün. Orası yarıda kestik harbiden. Üzülüyorum. Devam et, devam edeceğiz dedik etmedik. Edeceğiz, edeceğiz. Evet, şimdiki sorduğum soruda Batu, senle ben tekrar kadın olarak hesap et, kale alacağız. Elif, senle de hasret Geldik yine sen değişik bir sekansa. erkek olarak. Batu, sorum ilk sana. Ya da dur. Elif, sorum ilk sana. Saçma bir şeyse, Hayda. saçma bir şeyse yorumsuz bırakırım, haberin olsun. Soru şu. Bir sabah kadın olarak uyansan ne yapardın? Elif, sen erkek olarak uyansan ne yapardın? Ya ben bu soruyu hiç cevap bulamıyorum ya. Yapacak bir şey yok. Soru cevaplasın. Valla benim ilk başta ödüm bokuma karışırdı, onu söyleyeyim. Rüya falan zannederdim herhalde büyük ihtimal. Evet Elif, dinliyoruz. Erkek olsan ne yapmak isterdin hani? İlla hani gider genel eve onu bunu yapardın değil. Hani Mesela yapmazdım. yok, hani Ya. erkeklik sadece bu değil. Hani giderdin mesela, sakal tıraşı olabilirsin. Hani saçını kısa kestirebilirsin veya Rahatlatıyor böyle biliyor musun tıraş olmak? İlginç bir derecede. hiçbirini merak etmiyorum. Merak etmiyorum. Saçımı tıraş ettirmeyi niye merak edeyim? Çok Hayır, saçma. misal diyorum ben, misal misal. Misal Hani diyor. mesela takım elbise giyebilirsin böyle geniş omuzlu. Jiletleri giyinirdim böyle takım elbise Hı, falan bak. filan. Onu Mesela denerdim. bu tip Ben şeyler var. topuklu giyip denemek isterdim nasıl bir şey acaba diye. Sakallarımı ellerdim. Adı değişik. Ben evde topuklu giyip denerdim bakın nasıl yürüyorlar diye. Bunu mu isterdin gerçekten? Merak ediyorum abi. İsterdim değil. Merak Ya ediyorum. Denerdim şimdi yani. de deneyebilirsin. Leyla abla. Leyla abla. Batu'ya bir topuklu. Duymaz o aşağıda. Leyla abla, Hayır Batu'ya bir ama. topuklu. İnanın hiç kolay bir şey değil. Merak etmesi çok normal. Hatun, sen Ya ne bayağı yapardın? şey ya böyle ciddiyet yok 3-5 tarzı santim olarak. bir tane çubukla yürümeye çalışıyorlarmış gibi geliyor bana sanki ipin Ama üstünde. çok Çok merak acayip. ediyorsan Çok kısa acayip. deneyebilirsin. Deneyebilirsin. Benim ayak ona sığmaz. Hatun, sen ne Büyükleri yapardın? var. Ben mi? Hı. Dışarı çıkardım ya. Yürürdüm böyle. Ama gece yani. Aşkım, hani Mantıksız belki ama hani kadın bence olarak tek başıma gece çıkamayacağım için ki kadın olarak gündüz bile çok rahat yürüyemeyeceğim için bunu erkek olarak yaparım. Hani sadece uyandığımda evet ne oluyoruz falan olurdum ama gece dışarı çıkardım. bir şey söyleyeyim mi Sadece sana? erkeklerin katılabildiği bir yer. Kahveye giderdim Bak işte ne güzel. ben. Düşünceler işte. Kahveyi. Başka ne olur? Maç izlemeye Ne giderdim halı bileyim, sahaya gezer falan. dolaşırdım. Erkek ortamlar, erkek muhabbetleri falan. Erkek olduğum halde gitmediğim bir yer var benim ve gidemeyeceğim bir yer var hayatım boyunca. Nere? Er Nere? Gazinosu. Ne? Er Gazinosu. Gidersin ki, niye gidemiyorsun? Oğlum askerler gidebiliyor ya. Askeriye de oluyor. Tamam, her askeride var o. Tamam, ben asker miyim? Salak. Aa, doğru, sen doğru, tamam. Senin sıkıntın vardı. Ya Evet o da evet. özel galiba. Aynen. Batu sana yazar onu. Hani şahsi konuları burada YouTube'da belirtmiyoruz ya. Ya çok özel değil yani. Değil ama yani YouTube'a belirtmeyelim kanka bu tip şeyleri. Tamam. Ben bir kadın olsam, Batum dedi ki ilk başta uyandım, böyle bir bakardım. Ne, bunlar ne lan derdim, hani böyle bir gözüm, acaba uyku sersemine mi kabarık şeyler görüyorum derdim. Yok vallahi ilk başta Allah Allah derdim, böyle saçlarıma bakardım, saçlarım uzun. Yo belki kısa saçlı bir kadın olurdu. Ya kafamdakini hayal ediyorum şu anda. Kafamdakini hayal ederek söylüyorum. Ondan Tamam sonra ne? lan parmaklarım ince, tırnaklarım Aman aman uzun. nerelere geldik? Çok seksi bir hatun gibi görünüyorum. Yani ne yapardım? Bayan kuaförüne giderdim ben mesela. Ben gerçekten içerisinde çok merak eden birisiyim. Hiç kimmedim ama gerçekten merak etmişimdir bu zamana kadar. Oh. Aa götürebilirim öyle şey yapma. Tamam abi. Sen Getir onlar çıkarsın. manikür pediküre giderken beni de götür. Ben merak ediyordum içeri. Hep İhtiyacın şey yok bu söyleyeyim arada mi? ama. Küçükken Gidemedim çok merak ettiğim bir şey vardı. Kadın kuaförü abi. ben de işte. Mi peki hiç annenize falan? Hayır. Giremediniz mi? Yok. Yok. Almıyorlar da ki içeri. Aynen. Almıyorlar içeri. Evet. Sanki içeride bir ayin yapıyorlar abi. O kadar merak Ya ediyorum belki ki. yapıyorlar. Nereden biliyorsun?
Yani Belki cadı var. kazanına bir şeyler atıp o falan bir şeyler yapmıyorlar herhalde. Belki var. Belki var ha. Belki var. Belki var içeride gizli şeyler. Yani en kötü ada partisi yapılır. Daha ne yapabilir ki? Ya tamam da niye çocuğum bunu görsün mesela? Ya işte Doğru, hani etkilenebilir. kadınların hani Ama hani orada böyle boş bir zamanında girebilirsiniz bence. ya Onu karar biz veremediğimiz için. benim fikrimce işte ablalarımdan, annemlerden duyduğum kadarıyla hani orada ağda yapıldığı için kadınlar hani bacak kısmı falan Odayı açılıyor. ayrı bir odada yapıyorlar. Tamam da hani Ama şeyden bayanların bahsediyorsun, hani 3-5 bacım yaşındaki, açılmasalar da hayır yapılmıyor yani. yani 3 yaşındaki çocuktan falan bahsediyoruz burada. kanka yine almıyorlar. Yani çok saçma. Ya almıyorlar. Ben 5 yaşındaydım. Annem kuaföre gitti. Ben kapıda bekledim bir saat. Ben de almadıkları biliyorum. Ben Ağda kapıda yapılıyor dediler oturuyordum. içeride. Ağda yapılıyor içeride dediler. Almadılar. Yalan Hatta yok. dilenci sandı, bir tane adam bana para verdi ya. Yani dediğim gibi kadın kuaförüne gitmek isterdim. Hani hayalim bu olurdu. Bir gün sabah kadın olarak uyansaydım. Direkt kuaföre giderdim. Yalan yok. Saçımı başımı yaptırdım. Tırnaklarımı yaptırdım. İşte oranın ortamını görmek isterdim. Oranın ortamını görmüşken daha da yaptırmanı tavsiye ederim. Aşkım baba bir sıkıntı var. Bu. Hayatım bir sıkıntı var. Dinliyorum. Yani daha da yaptıramam. Çünkü ben bir bayan değilim. Ne alaka? Hayır, kadın olduğuma. Ki erkekler Tamam yaptıramaz diye bir Batu. kural yok. Batu ben yarın kadın Ha. olmaya karar veriyorum kardeşim. Gidip Hayır, burada misalden hayırlı başlamak uğurlu olsun. Ne istiyorum. diyeyim ben? Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete hayırlı olsun. Vatanı milleti de karıştırıyorsun oğlum. Ne bileyim. Burayı keseceksen Hayır. kesmelisin bence yani. Dün çok iyi şeyler söyledim. Hiçbiri kesmeyeceğim. Sana var Neyse. ya, fena işte kaçarlar, ben sana söyleyeyim. Şimdi bu sorum Hashtag cinsiyetçi. Hayır ama bence misalden bahsediyorken böyle bir şey yapmazlar. Umarım. Yapıyorlarsa da girer yorumlara, ben onlar dinçlerim. Üzene insanların hayatından diye. Yani Batu, ya yani şimdi Elif sen LoL oynuyor musun? Bazen. Eskiden oynuyordum da son zamanlarda pek oynamıyordum. Şimdi benim hatun LoL oynamıyor. O zaman Batu sen ne bana geliyor bu soru? Yes. LoL oynamaya nasıl başladın ve neden bıraktın? Niye bana gelmiyor ya? Ben de oynuyordum. Yani tamam Bana sen de gelsin. gelsin. Sen de gelsin. Allah Allah. Tamam sen de İlk gelsin. sen cevapla o zaman. Hadi sen cevapla. LoL oynamaya neden başladın ve neden bıraktın? Üniversitede Nasıl başladın? arkadaşım oynuyordu. Dedi gel sen de oyna bak ne güzel. Hmm. Öyle başladım. Bırakmamın sebebi de başka oyunlara sardım, ondan bıraktım. İşte ilginç bir hikayesi yok yani. Arada gene girerim ya öyle. Batu, kısaca senden de bir cevap alalım. Valla beni abim başlattırdı. Bak dedi, güzel bir oyun var dedi. Strateji oyun dedi. İşte item Strateji. alıyorsun, adam kesiyorsun dedi. Öyle deyince ben de hemen gaza geldim. Başladım 2019 yılında. Beraber oynadık. Baktık 2022 olmuş ama oyunda eskisi kadar güzel olmamaya başladı. Ben de yakın zaman diliminde bıraktım. Ben nasıl başladım? 2009'da ben Dota oyuncusuydum. Dota'yı da biliyorum, aynen. Dota Biraz. çok uzun yıllar oynadım. 2005 ve 2009, pardon 2004'ten 2009'a kadar oynadım. Dota 2'yi oynamadım ben ama Dota 1 oyuncusuydum ben. Dota Ya ben 2 hiç oynamadım. 2000, 2011'de falan 2012'de falan çıktı. O zamanlar LoL oynuyordum ben. İnternet kafeydi tabi o zamanlar. Küçüğüz. İnternet kafe Abi bile 3 zor liralık yapıyor. kaçar mısın? Abi 5 liralık kaçar mısın? He, 3 5'lik kaçtırıyoruz. 3 5'lik. Tabii kanka o zaman da 3 liralık kanka 5 3 saat oynuyordum saat. lan. 5 saat oynuyordu kanka benim zamanımda. Evet doğru. 3 lira 5 saat oynuyordu. 3 lira büyük paraydı oğlum. Bakma öyle. İşte onu bakayım, nereye oynuyorsun? 3 dakika oynayamazsın. Ekmek 19 şey 15 kuruştu oğlum o zamanlar. Çok iyi hatırlıyorum. Ekmeğe 15 kuruş verip internet kafeye 5 lira veriyordum ben. Her gün. Neyse. Sonra LoL diye bir oyun var dediler. Hani Dota'ya benziyor dediler. İşte çok kişi oynuyor falan dediler. Ben de o şekilde LoL'e başladım. Sonra bırakmamın sebebi de arkadaşlar LoL artık eskisi gibi değil. Nedeni şu. İtemler farklılaştı. Karakterler çok saçmalaştı. Çok saçma saçma karakterler geldi. Derken hani LoL bizi gerçekten Riot LoL'den soğutup Valorant'a yöneltti. Bu yüzden de bırakmadım. Çok nadir giriyorum ama bıraktım sayılır. Şimdi Batu
Bu soruyu ciddi anlamda seni cevaplamanı istiyorum. Çünkü sen bir Lord of the Rings hayranısın. Bu yüzden. Hani büyük anlamda bir hayransın. O yüzden. Ama hani kitaplarını çok ayrıntılı bir şekilde okumadım, onu söyleyeyim de. Evet. Ama çok büyük bir hayransın. O yüzden söylüyorum. Tamam. Kanan ismin nereden geliyor? Bakalım Feanor'u tanıyor musun? Kanka, sana bir şey söyleyeyim. Feanor'u hatırladığım kadarıyla, ya yanlış hatırlıyorsam düzelt beni. Çünkü karakter hakkında çok fazla bilgim yok. Hatta yok denecek kadar az. Kitapta çokça bahsediliyor. Ama kitabını okumadım dedim. Kendisi sanıyorum ki bir başka bir yerden gelmiş yüksek bir elf. Fakat nasıl anlatayım şimdi? Sadece bildiğini söyle kanka. Hani illa uzun uzun anlatmana gerek yok. Ben zaten söyleyeceğim. Yani Feanor güneşin kim oluyor? simgesi olan bir elf. Hatırladığım kadarıyla. Hatta o kadar çok güçlü ki çok rahat bir şekilde Karanlıklar Efendisi'ne falan teke tek de kafaya tutmuş bir adam. Karanlık Efendisi kim? Melkor. Şimdi Feanor Tolkien evreninden gelen bir karakter. Silmarillion'u biliyorsun, değil mi? Kitabı var da okuma fırsatı olmadı ya. Aydınlat beni. Silmarillion'da sunulan mitolojide yer alan Feanor, Noldor kralı Finwë'nin oğludur. Feanor, Melkor'u lanetleyip ona Morgoth ismini veren baş düşmanıdır. Yani Melkor'un en büyük düşmanı aslında Valar değil, Feanor'dur. Feanor, Doğru. Valar soyundan gelen ilk elftir. Ateşi simgeler, güneşi değil, düzeltiyorum. Ateşi simgeler ve ateşe hükmeden bir elftir. Hiçbir elfin ateşle bir bağlantısı yoktur. Tek Feanor'um vardır. Elfler doğaya hükmeder. Suya, havaya. Bu şekilde doğaya hükmederler. Ama Feanor içlerine tek ayrı olan ateşe hükmeden elftir. Kanalımın ismi de Feanor'u anlamak ve Feanor'un kim olduğunu öğrenmek diye bir videodan gelmektedir. Bunun da ismini hatırlamadığım bir YouTuber var. Çok ünlü. Sürekli Yüzüklerin Efendisi'nden anlatan nerenin ne olduğunu kimin ne olduğunu anlatan bir kanal var. Yanına bakıyorum. Galiba anlayabilirim onu. İsmini ben de hemen bakıp söyleyeceğim. Şimdi hatırladım söyleyeceğim. Feanor kimdir yazdığında direkt çıkıyor zaten. Orta Dünya Evet. Legendarium Türkiye. Tatlış gözlüklü bir abimiz, ismini Aynen. unuttum. Aynen. Hafif tombul, kilolu, gözlüklü bir abimiz. Oradan gelmektedir benim kanalımın ismi. Çünkü Feanor'u dinlediğimde gerçekten Yüzüklerin Efendisi'ne daha da açık olmuştum. Bu yüzden kanalımın ismi Ben Feanor. Şöyle bir not vereyim. Galadriel'in saçından bir tutam istemişti ve Galadriel de vermemişti. Bu hatırlıyorum. Çünkü Feanor ateşe hükmettiği için, ateşten vazgeçmek istediği için Galadriel'den bir tel saç istedi. Bu da bilinmeyen bazı gerçekler. Çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Peki sana güzel bir soru. O zaman neden Gimli'ye birden fazla saç telini verdi, Feanor'a vermediyken bir tane bile? Çünkü Feanor tek ateşe hükmedebilen elf olduğu için onun öyle kalmasını istedi. Çünkü Melkor'u su ve havayla yenemiyordun. Melkor ateşten var edildiği için ateşi sadece ateş yenebilirdi. O yüzden. Bu yüzden Melkor'un baş düşmanı. Yok, söylediğim soruyu biraz çarpıttın kanka. Çarpıtmak değil. Söylediğin sorunun asıl cevabı bu. Melkor'un ateşini Feanor'un ateşi yenebiliyordu sadece. Yok Galadriel. tamam, onu anladım. O yüzden vermedi dedin. Okey, onda sıkıntı yok. Benim ekstradan söylediğim şey, neden Gimli'ye birkaç tel vermişken Feanor'a vermedi?
Şimdi sen Fëanor'a neden vermediğini söyledin. Ama Gimli'ye neden verdi? Bari onu da söyle de kitap olsun. Onu biliyordum da okumuştum bir yer şey kitabını da unuttum. Yanlış bir şey söyleyeyim yine. Sen biliyorsan sen söyle. Valla benim hatırladığım kadarıyla, yanlış olduysa beni düzeltirsiniz eğer bilen kişiler varsa. Sanırsam herkesi eşit görüyor. Hani a bu cüce, a bu elf, a bu insan değil. Herkesi eşit görüyor ve seviyor. Ondan dolayı verdiğini hatırlıyorum gibi sanki. Bir ara çünkü videosu da vardı onun. Aynen. İzlemiştim ben. Dinlemiştim de okumuştum da ama şimdi hatırlayamadığım için cevap vermek istemedim. Geleceği gören bir ablamız. Şuradan. Ondan dolayı da vermiş olabilir, bilmiyorum. Sıradaki soru. Heka oyundan kaldırılsa ne yaparsın? Heka zaten oyundan kaldırılmış gibi bir şey oldu. Heka'nın yediği nerfler beni zaten oyundan soğuttu. Ben dünya sıralamasında Heka'da ilk 5'teyken Hecarim oynamayı ve LoL oynamayı bıraktım. Bu yüzden Heka kaldırılsa hiç de zoruma gitmez. Sadece zoruma giden şey Heka ile o kadar taşıdığım oyunlar olur. Bu kadar ilerlemeyi hiç beklemedin. O kadar küçük kitlen varken şimdi büyük kitleyle olmayı hiç düşünür müydün başlarken YouTube'a? Biz hiç öyle bir şey düşünmüyorduk. Hatta biz hobi olarak falan yapacak bu diye düşünmüştük. Hani Aynen. video atar, işte 3-5 kişi görür. Aa, 3-5 kişi gör diye seviniriz falan diye düşündük, tamam mı? O yüzden biz de hani bunun üstüne çok da fazla durmak istemedik. Çünkü sonuçta bu işi yapman için belirli bir zaman dilimi vermen gerekiyor kendinden. Özellikle maddi manevi fark etmez. Aynen öyle. O şekilde olunca bizim işimiz gücümüz de var. Sabah kalkıp işe gidiyoruz, akşam evimize geliyoruz. Ondan dolayı bununla çok fazla uğraşmak istemedik. Yalan yok. Ama Emre dedi ki ben yapacağım dedi. Dedik madem yapacaksın biz de yanında oluruz dedik. Ama bu şekilde olacağını hiç düşünmemiştim. Yalan yok. Kesinlikle. Benim tam söyleyeceğim şeyleri Batu söyledi zaten. Şimdi gelelim kritik sorulara. Bayılırım. Madenliğe bu Deniz burada mısın sorumuz. Elif? Evet. Bir ara gittin yatakta yatıyorsun zannettim. Madenliğe bu sorumuz diye başlık atmışlar. Ah. Ah. Bana Feanor'u özel. Batu'ya da var, Hatun'a da var. Bu tip Allah başlıklı sorular Allah. var. Bayılırım. Feanor'u nasıl tanıdın ve onun hakkında neler söyleyebilirsin? Uzunca seni dinlemek isteriz. Uzunca bir de. Evet. Şimdi açıkçası ben Feanor'u ve Batu'yu tanıyalı çok uzun zaman olmadı. Valorant'ta tanıştık ikisiyle de. Evet, şans eseri. Denk geldik. Şans eseri yani, denk geldi. Aynen, oyun oynuyorduk. Baktım muhabbetleri tatlı, komik insanlar. Öyle ekledik birbirimizi. Sonra baktım ikisi de böyle gerçekten çok sıcak, samimi davranıyorlar. Sevdim yani. Öyle konuşa konuşa daha da yakın olduk zamanla. Sonra Mekip ailesine katıldın. Yani katıldım herhalde. Aldılar beni. Herhalde. Bilmiyorum. Herhalde. Aldık. Gerçekten çok temiz, yürekli, neşeli insanlar olduklarını düşünüyorum. Ama dediğim Teşekkür gibi ederim. yani çok uzun zaman olmadığı için Teşekkürler. aşırı çok da tanıyorum diyemem yani. Ben de bu soru cevapla sizleri birlikte tanıyorum aslında biraz. Öyle. Evet, Batuş. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü Yok, buradaki geri sana kalan değil. iki insanın canını sıkmak istemiyorum. Kanka bu Şimdi soru sana değil. Bu soru sana değil. Bu ha. soru Madelli'ye bu sorumuz diye başlık atmışlar. Ha, Senin tamam. sorun da geliyor. Çünkü benim sürerdi. Evet, biliyorum. Şimdi sen başkasının sorunu cevaplama. Ayol Batuş'a bu sorumuz. Feanor'a ne kadar güvenirsin? Şimdi ben kimseye gözü kapalı güvenmedim. Sadece Emre hariç. Oo. Yani Evet. şöyle söyleyeyim. Kendisinden dolayı olmayan bir olaydan ötürü biraz sarsıldım. Ama kendisi hiç alakası yok. Şey o geçenki soru cevaptaki olay mı? Arkadaşın kız arkadaşı falan olayı. Yok hani bir iş için sen bir yer tavsiye etmiştin falan, sonra bir Ha şeyler oldu aynen hepimize. güvenlik şey. Tamam. Heh, O özele giriyor kanka. aynen. Şimdi bir iş İşle dolayısıyla alakalı. Yani sarsıldı. körü körüne güvendim ona. Gözü kapalı güvendim. Fakat kendisiyle alakası olmayan bir nedenden ötürü
Kendisi de ben de biraz sarsıldık. Yani. Ben maddi manevi sarsıldım. Çünkü kendim ve başkalarının da ailemi de katıyordum içine. O yüzden biraz sıkıntı yaşadım. Daha çok dikkatli olmaya çalışıyorum insanlara karşı ama bu tabii ki senin için geçerli değil. Yani Disiplinlerim. insanların şöyle söyleyeyim. Tanıdığım ve sevdiğim insanların kesinlikle sözüne her şeyine güvenirim. Fakat gözü kapalı güvenme olayını ben kendime geçtim. Çünkü biraz ben riski sevmeyen bir insanım. Açıkça söylemek gerekirse. Hani bir karşıda bir kanıt görmem lazım. En başta. Kesinlikle. Yani bu sana güvenmiyorum anlamına kesinlikle gelmiyor. Yanlış algılama. Yok yok biliyorum. Anladım ben Bu olayı. benim ailem için de geçerli bu. Genelleme yapıyorum zaten. Oraya anladım canım. Ama Şimdi. genel anlamda kesinlikle güvenirim yani. Bu kaçınılmaz. 3 tane soru var. Kısa bir cevaplarla ben bunun cevaplarını vereyim. Subnautica neden gelmiyor? Arkadaşlar Subnautica'yı çok isteyerek aldım ama oyunu beğenmediğim için videoların devamı gelmedi. Mount & Blade Bannerlord serisi bir anda durdu neden? Arkadaşlar Mount & Blade Bannerlord'a yeni gelen güncellemeden dolayı çok saçma olduyum benim gözümde. Bir O de yüzden. biz de biraz şikayetçiydik o konuda. Çünkü çocuk sürekli her aradığımızda kanka ben Mount & Blade oynuyorum. Video çekeceğim. Gelemem falan yapıyor. Bir oldu, iki oldu, beş oldu. Dedik artık yeter. Kapat şunu. Aynen öyle. Birazcık anlamsız olabilir. Forest final ne zaman gelecek? Arkadaşlar çok yakında ekip olarak toplanıp Forest'ın Aşırı finaline yakında. çekeceğiz. Aşırı yakında yani. Sen de gelirsin evet, değil mi? Forest mi? Gelirim Yes. ama işte ben akşamları giriyorum bir de çok uzun duramıyorum biliyorsunuz o yüzden. Yok zaten 1 saate bitebilecek bir şey kaldı maksimum. Aynen. Hiç sıkıntı değil. Bütün Gelirim. mevzu her şeyde adam yok. Aynen. Her şey hazır. Her bok hazır. Sadece adam yok. Gelirim. Bu yüzden arkadaşlar Mount & Blade Bannerlord şey pardon Forest'ın finali yakın bir zamanda gelecek. Benim çok yakın bir zamanda taşınma sürecim var. O yüzden internet bağlantım olmayacak. Büyük ihtimalle pazar günü tamamen işler bitmiş olacak. Çarşamba kadar internetim olmayacak nakil yapacağım için. O süre zarfında 4 gün. 3-4 günlük bir süre olacak. Büyük ihtimalle 2 hafta sonra kadar Forrest'ın final serisi gelir. Evet. Sesli konuşmadaki arkadaşa sorular diye geçmiş başlık olarak. Bilir kim? Sesli konuşmadaki arkadaşa sorular derken? Yani soru cevap yaptığımız için sesli konuşmadaki arkadaşlar siz oluyorsunuz. Kim var? Okay. Yani başka soru soracağım sana. Kısa cevaplar ile cevaplar mısınız? Sadece kısa cevaplarla özet duymak istiyoruz. Feanor'u kendi görüşünüzle anlatır mısınız? Kısaca Ya anlat anlattık abi. Kısaca bir cümleyle anlat. Uzun Vallahi tutmadan. bence bir cümleyle özet Yok. geçemiyorum. Bende öyle bir zeka yok. Kanka hani diyeceğin hani azimli başarılı birisidir. Misal. Samimi diyorum ya. Doğal samimi biri yani. Hatusa. Yani bilmiyorum böyle. İçi dışı bir diyeyim. Aynı şey oldu. Açık sözlü inatçı diyorum. İnatçılığımda en çok hatun bilir. Şimdi arkadaşlar ne kadar güvenirsin diye soru gelmiş. Bunu özellikle Feanor'a bu sorumuz diye gelmiş. Bu yüzden tek ben cevaplayayım. Arkadaşlarıma çok güvenirim. Zaten bu yüzden çok arkadaşım yok. Arkadaşlarımı iyi seçerim. Düzgün seçen bir insanımdır. Bu yüzden de arkadaşlarıma güvenim bayağı yüksektir. Sevgilin var mı? Sevgilim yok kardeşim, eşim var. Oy. Hayır, sevgilisi yok. Sevgilim yok, eşim var kardeşim. Haldır şaldır mı şampuanın? Yok kardeşim, eli doş Hacı şaldır. Şakir Hacı Şakir kanka. kanka. Duru sabunu iyidir. Arap sabunu kullanıyoruz biz. Arapsın.
Galatasaray hakkındaki görüşlerini arkadaşlar, Galatasaray hakkında hiçbir görüşümü söylemeyeceğim. Sadece Galatasaraylı olduğumu biliyorsunuz. Bu yüzden de Galatasaray'ın bu sezonki performansı çok düşük olduğu için sadece performansı düşük diyebilirim. Çok yaslarda, tamam Evet. mı? Bayağı ultra yaslarda. Hatta böyle işi gücü olmasa kendini eve falan kapatır. Onun Kesinlikle. dışında maçlarını küfür ederek izler. Bayağı böyle sanki kendisi oynuyormuş O gibi. yüzden biz ona maç izlemiyoruz. Yani. Sosyal Bayağı medyada böyle yoğun yaşıyor. çok çok kısa soru olarak sorulan bir cevap. Sev. Yani sevgili olmak anlamına geliyor bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar sevgilim yok, eşim var, bu yüzden bu şeyleri düşünmüyorum. Teşekkürler. Neden YouTuber olmak istedin? Neden YouTuber? Ben YouTuber olmak istemedim ilk başta. Zaten Batu bunu az önce açıkladı. Biz öyle hobi olarak yapmayı düşünüyorduk ama sonradan baktık kitle büyüdü. Sonra YouTube'a İşin komik tamamen tarafı bağladık. bunu bir anda söyledin. Neyi? Hadi kanal açalım, YouTuber olalım. He, Ben bir dedim anda ya bir söyledim. yürü git bak işine dedim. Buradayız. Çok tatlı olduğunu başkaları söyledi mi? Evet, eşim her gün söylüyor. Aa, her gün Teşekkürler. söylüyorum, ayıpsın. Kesinlikle lan, her gün söylemiyor. Ayda yılda bir kez söylese mutlu oluyorum sadece. Beni arkadaşlar ertesi gün görmeyebilirsiniz. Ağzına sıçacak çünkü. Zaten Aa öksürüyordun, tamam duymadım. Ne dedin? Boş ver bence. tamam Hayır, hemen diğer soruya geçiyorum. Dedim ki çok tatlı olduğunu başka söyledim mi? Eşim her gün söyledim. Tabii de yalan, yalan dedim. Ayda yılda bir kez söylese mutlu olurum dedim. sessizim. Bu kıyamet öncesi sessizlik mi? Hatun? Umarım. Hatun? Öksürünce kapatmana Tamam. gerek yok ya. Hayır, çok aşırı öksürüyorum. Çok bu Hiçbir şey aralar olmaz. bayağı Ben şişler alıştım. kaptım da. O yüzden. Vallahi. Dua et. İşte Biz dua mi? et şu an. Ha, biz Yayındayız. varız. Dua et o Ben yüzden. Evet. de seni seviyorum. Adresini verir misin? Çiçek sepetinden sana hediye yollamak isterim. Arkadaşlar adres bilgisi Ben vermiyoruz. vereyim. Çiçek yollamak istiyorsanız, hediye yollamak istiyorsanız çiçek yollayın. Bana yollayın. Ben de hatunu veririm. İkimiz de mutlu oluruz. Bir el valo. Hayır. bu kadar iyi bir Sage ve Valorant oyuncususun. Kümen düşük evet ama hak etmediğin kümede olduğunu düşünürdüm. Son zamanlarda oynadığın oyunlar ve yayınlarda çok kötüsün. Nedeni nedir? Vallahi de bunu dün mü konuştuk, bugün mü konuştuk? Dün Batu mü senle. bugün? Ha, dün de bugün de konuştuk. Anlayamadığımız bir şey var arkadaşlar. Sage nerfiydi, tamam. Eyvallah. Ama ikimizin de aiminde bir sıkıntılar var. Bu son günlerde anlayamadım konu bu. Ha, Çok kötü oynamaya bilmiyorum ben. başladım bu aralar ya. Niye böyle oldu anlamadım. Bilmiyorum sadece. Ya biraz psikolojisi bozuk. Çok daha üzerine düşünmeyin. Yani ondan da olabilir. Şaka yapıyorum bu arada. Yok, psikolojim bozuk zaten, biliyorsun Tuttu. bunu. Ya hayır, bence her insanın psikolojisi bozuk da. Şaka yapmıştım, onu da geçtim. Şu aralar çok herkesin psikolojisi bozuk. Şu aralar çok fazla işe yoğunluk veriyor çünkü çok fazla sıkıyorlar. Pek laf etmek istemiyorum, izleyebilirler. Bence şu an işkolik olması bence bir tık daha iyi diye Ya düşünüyorum. bence de daha iyi çünkü işte işi değişti vesaire, yeni alışmaya çalışıyor, patronlar yeni falan filan, çok Şey maruz oturacak o. kalıyor. Rahatlayacak o yakında. İnşallah. Yani kesinlikle alışma dönemi oluyor. Insta hashtagleri ve video kapakları, video geleceği zaman belirttiğin gönderiler neden artık gelmiyor? Arkadaşlar, çünkü yayın platformuna girmiyoruz. O yüzden. Hayatındaki en büyük hediyen ne? Diye sormuşlar. Batu. Peki. Hayatındaki en büyük hediyen ne? Şimdi aklımda bir şey vardı. Onu söylemezsin diye inşallah dua ediyorum. Ben değil, sen söyle. Sana soruyorum şu anda. Ha. Yav. Hayatımdaki en büyük hediye ne? Hı. Manevi olarak mı?
Ya ne Her fark türlü. eder? Her türlü işte hediye. Adam manevi hediye dememiş sana burada. Adam hayatındaki en büyük hediye ne diye sormuş. Allah benim için Manevi veya en maddi büyük fark etmez. hediye doğum günümde bana bir video kaset yapmışlardı ailem. Hı. Çok duygulanmıştım o gün. Herkes böyle bir 10-15 saniyelik konuşmalar yapıyor. Hı. İşte hayatımda olan herkes. O yüzden duygulandırmıştı beni. Etkiledi yani, güzeldi. Benim için şu an hayatım boyunca aldığım en büyük hediye o. Elif senin? En büyük hediye deyince ben daha farklı şeyler hayal etmiştim. Böyle Boyut olarak birinin değil de. bana aldığı hediye olarak değil. İşte ben öyle düşündüm. Düz. Ya fark etmez. İki yönde düşünebilirsiniz. Hem manevi hem maddi düşünebilirsiniz. Akılda kalıcı diyelim. Sana Şöyle, göre en çok akılda kalıcı olan hediye hangisiydi? şuydu, hiç unutmam. Bir keresinde doğum günümde ailem kutlamamıştı doğum günümü, unutmuştu. Ben de söylemiyordum bugün benim doğum günüm diye. Evet, benim hareketim. Bir tek ablam hatırlamıştı. Ve ben böyle o akşam bayağı ağlamıştım, kimse hatırlamadı falan diye. Ablam gidip beni dışarıda pasta yemeye götürmüştü. O Hayır, bayağı bayağı şaka tatlı ve falan değil, anlamlı bayağı bir şeydi. unutmuşlar. Şu Evet an evet. düşündüm. Aynen. Bayağı unutmuşlardı yani. Bir tek ablam işte o gün kutlamıştı. Pasta Vay yemeye be, götürmüştü. ablalara Bayağı bak önce. anlamlı gelmişti yani. O gün Balım. boyunca doğum günüm olduğunu sayıklardım ya. Hep öyle yapıyorum. Balım senin hayatındaki en büyük hediye ne? Ya öyle hani hediye almadım. Çünkü sevmiyorum hediye. Ve maddi bir şekilde. Ama manevi denecekse annem böyle bir çok ben küçükken bir kolye almıştı. Harfini yazıyor üzerinde. Onu çok severim. Takmıyorum ama seviyorum yani. Benim için o var. Çok Uzaktan değerli bir tutuyor. şey değil ama hoşuma gidiyor. Benim için büyük bir şey. Ha, bu şey en başta sormuştun ya mı? Şimdi aklıma geldi bir tane. Ama çok da garip bir özellik değil. Ne? Küçükken bende olan her şeyi biriktiriyorum. Hala. Yani küçükken dediğim 6 yaşında işte demir arabalar olsun, misketler olsun, asker oyuncaklar olsun, boncuklu tabancalar olsun, ıvır zıvır. Hani kırılmış olsa bile atmam. Ya. Oha, Hepsi çok iyi. Benimkiler de hepsi duruyor. yatağın altına duruyor. Bir torba. Benimkileri bizimkiler atmış hep. Benimkiler de duruyor. Kimseye de Kamyonların vermem. Hani falan duruyor. çocuklara Onun falan veriyorlardı çakrasını küçükken. Yaygara çıkartırdım, alırdım geriye. Vermem kimseye diye. vallahi yalan söylemek olmasın. Bu yaşıma kadar bana kimse hediye almadı. Yalan söyleme lan. Ne aldın? Ne aldın? Hatırlamıyorum ama hediye aldım sana. Hayır. Aldım. Hayır. Aldım. Hayır. Bulacağım. Hatırlayacağım. İstediğin Görüşürüz. kadar hatırlamaya çalış. Bu yaşıma kadar hiç unutmadın. Ben çok kişiye hediye aldım ama bana hiç hediye verilmedi. Bak, bu Ve yaşıma kadar hiç unutmadım tek şey. Hani doğum günden bahsediyorum ha. ben. Hı. Hani O zaman tabii ki tamam. dışarıda sen bana mesela ben bu bilekliği beğenmişim de onu almışsındır. Ondan bahsetmiyorum. Doğum günden bahsediyorum. Tamam. Ama hayatındaki en büyük hediyeyi soracak olursanız tabii ki de eşim derim. Yemezsin sen. Eşim derim. Bir de eşimin bana verdiği yeşil polar derim bunun için. O benim için Hediye etti sana. hı? Evet, hediye Hayır. almadım diyordun. Bak hediye etmiş Bak, sana. doğum Ya günden doğum bahsediyorum burada. günümde değildi ama. Ha. Doğum günden Önemli var bahsetmiyorum. abi. Önemli Hayır değil. hayır Hatta doğum bak. günümde olmayan hediyedir. Hayır hayır onu Ha, demedim bak. işte bu ya. Bak. İşte bu ya. İşte bak sözümü tam iyi dinlemediniz. Ben dedim ki doğum günde bana hiç kimse hediye almadı. Ben bunu hiç unutmuyorum. Ama bunun dışında diye devam ettim. Bak bunun Yani dışında. Hani doğum doğum günün günün dışında dışında. hediye aldın ama doğum gününde özel kimse sana hediye almadı. Hı. Ha, Yani evet. o yeşil polar benim için hani maddi olarak çok büyük bir şey olmayabilir ama manevi olarak gerçekten çok değeri var. Doğum günü ne zaman arkadaşlar? Doğum günüm benim 14 Şubat. Aa, bitti.
Evet. Evet, böyle bir sıkıntımız var. Vallahi kötümüz madem Ben gelmiş. kanka ben çok masrafsızım işte. Hem doğum günü hem sevgililer günü hediyesi aynı anda olabiliyor. Gerçekten Ya. şimdi alırsın 14 Şubat'ta der ki ama sen benim doğum günümü almadın, sevgililer gününü aldın. Yok hiç öyle hiç öyle takıntım yok. Ama ikisi için de geçerli falan. Kampanya. İşte çok masrafsızım. Ya şey böyle yemeyeceğim ya da böyle uzun süre kullanmayacağım bir şey hediye gelmemeli bence. Ya Yok. onu o an yemeliyim ya da alınan bir şeyi sürekli kullanmalıyım benim için. Tişört gibi değil mi hayatım? Mesela ben de şeyden nefret ederim. Mesela kendine bir şey alıyorsun ya. Ama hiç kullanmadın. Sıfır. Bunu başkasına hediye etmeyi hiç sevmem. Ben Ya da başkasından hediye almayı özellikle hiç sevmem. diğer soruya geçelim. Bayağı içten ve iyi olmanıza rağmen neden kitleniz düşük? İşten ve iyiyiz çünkü ondan dolayı. Yani ondan ama bilmiyorum niye kitlemiz düşük. Bence düşük de değil ya. 1000 kişilik bir kitlemiz Yo, var şu anda. bence platformda yeni olmanıza rağmen bayağı iyi bir kitlemiz var. Yani. Yani ben neden öl dedim? Şundan dolayı dedim. Hani Emre diğer bir tane soruda diyordu ya, hani birbirine laf atıyorlar, kitle büyütüyorlar, ılır cırt yapıyorlar. Ben onlara baz alarak söyledim. Hani şeyleri hiç Ya bence katmıyorum bile. Twitch kitlemiz yayıncıdan düşük değil hiç ki. katmıyorum. Kitlemiz düşük değil ki. 2 aylık bir kanal olmamız var ama 1000 kişilik bir kitlemiz var. Ha ekip ailesi düşük tamam. Ama 1000 kişilik bir YouTube kitlemiz var yani bence düşük değil. Ya Ben yapabileceğimizin en ekip iyisi bu ailesinin bence. düşük olduğunu düşünmüyorum. Yani Yok. öz insanlar var, benim için yeterli. Yok onu demiyorum. YouTube'un abone sayısına göre düşük diyorum. Mekip alım var mı? Yok. Mekibe sadece Vallahi isimli bu kişiler gelir. polis diye giriş falan değil aga. Bu Yapacak sanki bir şey şey yok. ya, form dolduruyorsunuz Evet arkadaşlar aşağıda formumuz olacak. Onu doldurun. Aranızdan seçeceğiz mektup almayı. böyle. Yazılı, sözlü, fiziksel mülakatlarımız var. Soruya bak. Bu sorudan sonra Türkçe katili olan kimmiş bulduk. Derbiyesiz adam okidoki Ne? Terbiyesiz Okan nerede diyor. nirde? Derbiyesiz adam okidoki nirde? Tekrardan söyleyeyim. Okan ve Burak başka yani LoL oynuyorlar ağırlıklı. Biz de Başka oyuna bağlantı halimiz için. girmiyorlar. Biz de onu oyunu oynamak istemiyoruz. Çünkü itemler ve artık karakterler birazcık bozdu diye düşünüyorum. Hani eskisi gibi zevk alınmıyor. Eskisi gibi arkadaşlarınla beraber oynasan bile çoğu zaman, her zaman değil, çoğu zaman zevk alamıyorsun oyundan ötürü, arkadaşların ötürü değil. Ondan dolayı bıraktık biz. Yani Forus her istiyoruz şey... nerede diye sormuşlar. Ya yani kısaca kanka onlar LoL oynuyor. Biz Valorant türevleri gibi farklı FPS oyunları veya hikaye modlu oyunlar oynadığımız için Onu da ben başlattırdım sana. Sen oynamıyordun normalde. Subnautica hikayeli oyun kanka ben oynuyordum onu. Yok, mesela Witcher'ı ben başlattım. Bak Ya şimdi Elif Witcher'ı sen Witcher 3'ü başlattın. oynuyor şu an. Senden Evet. önde. Ya o farklı bir şey. Ben ondan bahsetmiyorum da hani biz farklı FPS oyunları ve hikayeli oyunlar oynadığımız için onlarla bir olamıyoruz şu anda. Ama Daha iğrenç. Forrest'ta Anladılar bence ya. Bence de. Soruyu Soruyu da olacağız. ikinci cevaplayışınız Evet. zaten. Forrest istiyoruz nerede? Yakında gelecek arkadaşlar. Valorant'ta main mi değişirsen acaba? Bence iki main yapılabilir abi. İki Bence main'im de. var zaten. Killjoy'la seç. İşte ikisi de support zaten, salak. Olmaması lazım. Kardeşim supportlayan yok. Killjoy Ya tam support dayıcım. sayılmaz aslında. Hı? Yavrucuğum, bak şimdi. Killjoy support sayılmaz aslında, doğru söylüyor. Hani defans olarak iyi de herhangi bir karaktere şey yok, anladın mı? Support'u yok. Yani şimdi sen Sage support aldın, tamam eyvallah, çok güzel. Bir de o zaman ya önce alacaksın ya entry alacaksın, anladın mı? İkinci main olarak. Onu yapman lazım senin. Aynı Raze class oynuyorum kanka. olmayacak. Raze oynuyorum. Tamam. Bitti o zaman. Killjoy yerine Raze basacaksın. Raze seç. abi yayında
Batu'nun bir kez omuz sesinin taklidini duyduk. Bir daha yaptırır mısın? Lütfen. Bunu çok istiyoruz. Aman Tanrım, hayır, ben duymaya hazır değilim bunu. Ben de yapmaya hazır değilim şu an. Kanka çok istemişler. Çok istiyoruz yazmışlar. Baba olmuyor ki ya. Vallahi olmuyor bak. Kanka bence çok iyi ya. Ben Ciddiyim, çok beğendim. yapamıyorum ya. Kanka çok iyi yapıyorsun. Yalan söyleme. Ya yemin ediyorum bana öyle geliyor. Bak Elif Kanka kesin. sana öyle geliyor. Herkes Ben birlikte karar korkuyorum versin. bu yüzden. Bir korkuyor mu? Elif sen Evet. kulaklığı çıkar. Yatağın altına çıkmayacağım, söz. Kulaklığı çıkar sen. Kulağımı kapatıyorum ben bitince. Tamam. Batu de ki. Sadece bir cümle. Tamam. Sen hiç bu duvarı önüme bir daha atma. Hayır ya. Hadi aynı cümle. Başka bir cümle olsun. Seç bu eğimle adamın resmini çizdin. Geç, onu da söylettirdin bana. Başka. Jet saydı artık aç. Tamam, bekle. Evet. Batu. Dedi bak, boğazını falan Talim kapat. yapıyorum bir saniye. Boğazdan talim Tamam. yapıyorum. Tamam. Hiç yatasım gelmedi bu akşam. Sadece Baya çok baya güzel oldu gitti, ya. şey yapıyor. Ne yapayım? Seç Tamam, şu devam et. sayda artık aç. Tamam. Şey artık sayda aç. Abi çok iyi ya. Vallahi Geçen olmuyor bak. seferkinden daha iyiydi bu arada. He? Geçen seferkinden daha iyi yaptı bence. Evet. Kanka, Evet. onun Onun sesi biraz daha, bilmiyorum, ben farklı sesler yapabiliyorum, hoşuma gidiyor. Garip yetenek. Seyircinin Mesela yeni parmağımı da bükebiliyorum mesela, o da var. ya Serçe o... parmağımı. kanka onu boş ver ya. Evet. Ben de bükebiliyorum. Onu biliyorum yapma onu. Ya, içi gıcıklanıyor. Evet. Seyircinin yeni nerfı hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar Seyircinin önceden 80 can verip şimdi 60'a düşürülmesi, duvarının 25 saniyeden 13 saniye düşürülmesi, Oha, ne evet. bu? Öyle böyle değil ya. Q'sünün %66 slow vermesinden %22 slow'a kadar düşürmesi Abi, kötü. çok kötü. Oy, Bunları bu daha nerf yeni öğren. Yeni öğrendin değil mi sen de? kesin. Evet. Bu nerf hakkında Rito. Yaktın bizi Rito. Zaten kimse seyir almıyor, artık hiç almayacak. Vallahi niye böyle bir şey yaptın, ben anlayamadım ki. Bilmiyorum. Neyse. Yoruya gelen buff ne peki? Şimdi en güzel şeye geldik. Şimdi Sıçı. Yoruya şöyle buff geldi. Normalde C-Attab hani yürüyen ses çıkartıyordu ya, ses. Evet. Sadece ses. Şimdi kulonu gidecek oraya. Baya kendi kulonu gidiyor oraya. Aynı Yine. görüntüde. Ve sen onu vurursan nereden nereye fark etmez. Belirli bir açıda belirli bir açıdaki kişileri kör ediyor. Kim vurursa. Ne? Mesela tam önünde ya, sen vurdun, senin açını kör ediyor. Yuh. Bu Ama çok senin kötü. sağındaki adam kör olmuyor mesela. 5 metre Haber ötedeki adam kör olmuş. olmuyor. Ondan Çok sonra sonra. E'si yerden hani ışınlanma atıyordu ya, yuvarlak. Hı. O daha çok gözükmesin diye onu attığın zaman Zaten o duvara... görünmüyor içine girmeden. Efendim? Hı. Zaten dibine girmeden görünmüyordu o. Ha, şimdi atıyorsun ya mesela duvara veya yere sabitlersen ya da duvara çarparsa grafiti olarak kalıyor. Nasıl yani? Mavi grafiti gibi gözüküyor. Yani çok net Bildiğin gözüküyor ama hani böyle bir ben çok buradayım belli. demiyor, anladın mı? Hani biz T atıyoruz ya onun gibi Hayda. işte. Aynen. Sonra ultisinde de skill atabiliyor. Yuh. Abi yoruyor, çok bufflamışlar. İnsan oynamıyor diye mi yaptılar acaba? Yani. Büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Şimdi Seç. hayvan gibi oynayacaklar, sonra nasıl bilecek? Nasıl denecek yine? Aynen Hadi öyle. fark etme, 15 dakika. İki soru kaldı zaten. Ha, bitirip yatalım mı? Aynen. Ya da bir yere gitmiştir belki, bilmiyorum. Tamam, bu soru zaten bana gelmiş. Bunu cevaplayayım. Hayatında kendinle gurur duyduğun en önemli şeyin ne? Anın ne? Bunu söylediydik ama sen söylememiştin onu. Yo, söylemiştin ya. Herkese sormuştun ya. Tek tek. Evet. Başlarda.
Helal helal En ye. çok gurur duyduğun şey neydi bu? Bu hayatında en çok gurur duyduğun şey Ona neydi? ne fark eder? Bilmiyorum ki. Cidden ne fark eder? Sonuçta ikisi de Aynen. gurur duyduğun şey. Bari Ya. şey pişman olduğun şey de en azından farklı bir şey olsun. O zaman hayatında en çok gurur duyduğun an ne diye de sor. Yani devamı bu. O zaman anımı söyleyeyim. En çok gurur duydum anım ne lan? Vallahi ben değişmeye çalıştığımı fark etmek oldu kendimde. Ah, bak çok güzel noktaya değindim valla. Öncesinde çok farklı kişiliğe sahipken eşim geldikten sonra kendi karakterimi, kişiliğimi değiştirdiği için hem onunla gurur duyuyorum İyi hem anlamda de ama bak şey olmasın. tabii iyi anlamda. Tabii. Ve hayatımda en çok gurur duyduğum anlardan en önemlisi odur. Benim gözümde. Tabii eşim bu konuda neden bilmiyorum. Ya yanlış anlaşılmak istemem çünkü çok yanlış anlaşılmayı sen onu değiştirmek mi istedin gibisinden bir muhabbete de dönebilir ama. Zaten bir insan değiştirildiyse bir sıkıntı vardır ya birisi tarafından. Kanka ben sıkıntılıydım zaten. Baya Sen bir sıkıntıdan sıkıntı sıkıntısı vardı. düştün işte. Hem Evet de işte çok tam büyük tersi bir oldu. sıkıntı vardı evet. Ama hani şey böyle işte değişeceksin değişmezsen şöyle olur böyle olur gibisinden değil. Yanında olarak Duygular. onu aynen onu yalnız bırakmayarak yanında olarak falan kendi kendine değişmesin. Hani sen böylesi şunu şöyle yap falan filan diyerek değil yani. Geldim. Hoş Hoş geldin. geldin. Hoş buldum. Evet. Evet. Bir saniye. Ne kaçırdım? Şimdi devam edelim. Kapanış sorusu. Bu sorumuz yengeye iletirsen çok seviniriz Feanor diye başlık atılmış. Ne yapayım Sanırım bu soruyu yengeye iletirsen çok seviniriz Feanor diye başlık atılmış. Kapanış sorusu. ben? Heyecanlandım. Sanırım sevgili veya evli çiftsiniz. Yenge, Feanor'un adını bilmiyorum ama onu bize anlatır mısın? Özet olmasın, please. Nasıl yani? Yani Senin gözünden. kısa anlatma demiş Ha. adamlar. Yani senin Benim gözünden gözümden kısa kısa bir bir şekilde anlatma demiş. şekilde. Başlamadan önce benim adım Emre. Bu arada bunu belirtelim. Ay. Yengeniz hasta mı? Hasta hasta çok konuşuyorsunuz yengenizi. Yani çok uzatabilirim aslında ama böyle benim açımdan karakteristik olarak mı mesela? Fark etmez. İstediğin şeyleri anlatabilirsin. İlk içinden ne geçiyorsa onu söyle. Ayrı bir güzel yol. Kesinlikle. Yani tabii ki de şahsiyete ve kişiselliğe girmeden. Ya şahsiyete kişiselliğe tabii ki de girmeyeceğim ama karakteristik özellik olarak kendi olmasını çok seviyorum. Benim gözümden hani ne kadar kendini inkar etse de kendi olmasını, aşırı merhametli olmasını, insanları ne kadar sevmezse de çok naif olmasını çok seviyorum. Naif. 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 Naiften kastı iyilik maksadıyla söylüyor. Gülüm, bir su iç istersen. Naif Çok. iyi bir şey yani. Niye naife takılıyorsun? Yok be, ben şaka yapıyorum. Ne? Gülüm, su iç istersen bir bardak. Öyle devam et. Ah be. Çok kötü hasta olmuş ya. Ya. Allah bu havalarda sıkıntı tam hasta olma havası. Ben de yeni çıktım zaten. Ya Kastamonu'ya gitti. Orada soğuk yedi biraz. Yollarda olsun, köyde olsun.
Oradan sonra hemen Ankara geçti. O yolda da biraz soğuk idi. Ankara'da bir gün durdu, İstanbul'a geldi. Orada da yollarda da yine soğuk giyince hava değişiminden falan, soğuk yemekten Nasıl hasta oldu. dayansın? Yok yok, iyiyim. Ölmedim. Su içtin mi? içtim içtim. Daha iyi. Aferin. Öyle yani. Kendin adını vermemesini, işte için dışın bir olmamasını, ne bileyim. Her şeyini seviyorum kısaca ya. Benim gözümden mükemmel bir insan. Öyle hani özellikleri ayıramamazsın. Öyle. Benim de mesela ilgimi çeken şey Emre'de, yani takdir ettiğim şey, bazı konularda, bazı bana göre önemli olan konularda vicdanın davranabilmesi. Mesela Elif'te de var o. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Valorant'ta Emre gelmeden önce bir arkadaş vardı. Çok fazla boş konuşuyordu ve çok samimi olduğumuz bir insan değildi. Kim? Ben Kim İsim lan? versem vermesem bilmiyorum. Ver ya. Kişisel Ya ilgilenmiyor sonuçta. yani boş oyundan biri işte yani tamam Oyundan okey. biri önemli değil. Ha, şu Discord'dan Aa bunu çıkardığımız kişi mi? yapabilir mi falan dedin. Aynen. Yok. Ya o değil. O O muydu? Tam değil mi? hatırlamıyorum. Başka mı? Bugün ya. Sen Emre yokken. Oo. Ha, o muydu? Ha, iyiymiş. O çıkardığımız. Neyse, o çok konuşuyor. Çok böyle trip atıyor. Çok boş konuşuyor falan. Ondan sonra ben de rahatsız olmaya başladım. Öyle olunca ben işte Elif yazdı, çok boş konuşuyor yazdı. Ben dedim ki atıyorum dedim. Dur dur atma, ayıp olur dedim mesela. Hani bana kalsa ben direkt şutlardım çocuğu. Bana kalsa ben bir saniye beklemezdim. Değil mi? Ben oyuna alma, oyuna girmedim zaten. Boş O konuşuyorsa. zaten kendisi çıktı. Sonra bu da arkasından dedi ki o iyi oldu falan ama odada hala iki arkadaşı var çünkü. Çıktı sonra üç kaldık. Daha iyi oldu, boş ver. Soru işareti atıp çıktı bir demiş. Neyse, salla aman. Hayır yani empati seviyesinden bahsediyorum burada. Hani küçük şeyler ama hani bunlara bile empati yapılabilme çok takdir edilmesi bir şeydir Ve bence. konu Emre ya, niye bana geldi konu bir. Çünkü ya konu Emre'ydi de bugün öyle bir şey oldu, şans. O da sana da denk geldi. Evet, sorular bu kadardı. Güzel sorular vardı. Seni tutmadık değil mi Elif ya? Sen yatacağım diyordun ama Yok ya, saat. yatasım olsa yatardım. Sardı bu akşam bayağı. Özlemişim böyle oturmayı. Ben sana söyledim. Yok işte, uykum var. Batu Çekeceğim. yazıyor. Ben yatacağım. Çekeceğim. Çekeceğim. Batu. Ay bugün hiç yapasım yok. Batu. Çekeceğim. Batu. Ha. Kesinlikle Tagan'ın ismini veriyorsun kardeşim. Sağ ol canım. İyiydi. Bazen çok canım sıkılıyor biliyor musun? Bu şekilde davranma geliyor içimden ya. Ay canım çok mu sıkılıyor? Sorma ayol, çok sıkılıyor. Ay Batu. Ay bugün ne olursa beğenirsin. Yolda Berkcan'ı gördüm. Bir şey diyeceğim. Asla böyle davranmıyoruz bu arada. Ya hayır, ben şaka yapıyorum, ben ciddiye almayın. Ya ciddiye almışsın. Yok, sizin için değil. İzleyiciler için söylüyorum. Arkadaşlar, hashtag top Ya yapma şunu Batu. ya. Şimdi herkes edecek Çok 150 garip tane. böyle şeyler ya. Vallahi linç yiyeceksin. Ben Ya zaten linç yedim. ben şu Türkiye'de şu konuyu anlayamıyorum. Hani bir insan bu kadar böyle hani bir şaka yaptığı zaman direkt böyle ibne diyorlar, top diyorlar, anladın mı? Hani tanımadan etmeden suç atıyorlar ya, ben ona sinir oluyorum. Kanka Çete ben şaka topladı. yapıyorum. Ben Aa şaka yapıyorum. neler Emre'ye de neler. sinir oluyorum zaten. Ben de sinir oldum. Top ne oğlum ya? Oğlum şaka yapıyorum ya. Öyle şeyleri hakaret olarak kullanma. Ayıp. Hakaret değil ki bu. Ben Batu'ya her zaman söylüyorum bunu. Her zaman söylemiyorsun. Yalanını... Neyse arkadaşlar. Şerefsiz diyorsun, pezevenk diyorsun. Onlar ayrı şeyler. Ha evet, doğru. Hak verdim şu an sana. Şerefsiz. Ya biz de sana piç diyoruz. Ben çok şey değil yani, bir şey olmaz. Evet. Özellikle sen.
Üstüme Piçin diyorsun. alınmıyorum zaten. Burada izleyiciler yanlış anlar diye şey ettim. Yoksa sen bir şey dedin de ben üstüme bile alınmıyorum ki. Biliyorum. O zaman. Sen niye alıyorsun şu anda? Pardon. Sen niye alıyorsun şu anda? Sen bir alıyorsun Bilmiyorum. ha. Gelişimi tutamıyorum. Sen bir alıyorsun ha. Şimdi bunu DM sorularına hemen taşıyalım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Soru cevap videomuz bu kadardı. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız Batu Ya hashtag. Allah'ım ya. Şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim ama bak. Söyle. Şimdi sadece tam oyun videoları yapmak güzel oluyor da böyle sohbet videoları da yapalım ya. Bu da ayrı bir zevkli yani. Tabii canım. Aynen. Umarım insanlar da oturup izlerken zevk alıyordur bizim aldığımız gibi. Umarım zevk alıyorlardır bu arada. Şey böyle 50. saniyeden ya fıstık ya falan Böyle yapmıyorlardır umarım. bakıyorlar falan. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? YouTube'a başladığımızdan beri 45 video var. 45 videonun ilk dördüncü sırada şey 4 dördünde soru cevap var. Üçüncü sırada. İlk başta ben korkuyordum. Neden korkuyordum? Çünkü Emre videoları aşırı uzatıyordu. Bir saat falan yapıyordu. Ama Ben bu da diyordum ki uzun oldu bu oğlum arada. daha yeni yapıyorsun. Aynen. Daha yeni Cidden yapıyorsun. ama Yeni ne biliyor başladın. musun? Ben bir kanalın soru cevap videosuna girsem bir saat boyunca soru cevap izlemem. Bana ne bir saat? Niye öğreneyim ben adamın hayatını mesela? Veya Doğru niye ben hakikaten. hayatımdan ona bir saat vereyim? Yani. O bana Ama bu veriyor mu ben ona tepkileri vereyim böyle hesabı alır ya. düşünürüm yani. Arkada açarsın. Başka bir şeyle oyalanıyorsundur. Yemek yerken Yemezsin. gülme amaçlı. Eğer takip ettiğin birisi açarsın o ayrı Ben konu. mesela işteyken bile mesela bir şey modelliyorum. Arkada birileri konuşuyor, dinliyorum kulaklıkla falan güzel oluyor. O Hayır yetenek ama şey böyle gelmesin bir söyleyeyim. saat boyunca aynı insanların konuşmasını dinler misin? Ben dinlerim. Muhabbete göre değişir. Dinlediğin Yani. oluyor valla. Şimdi bu Dinlemem. Yalan yok o bir oluyor. önceki soru cevap videosu 775 izlenmiş. Ama 55 saat izlenmiş. Ey yavrum ey maşallah. Çok iyi değil mi? İşte Nazar değmiyor. yani ortalama 1 saat 26 dakikalık bir video olmuş. Ama ortalaması 59 küsür dakika. Maşallah. Yani adamlar gerçekten izlemişler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Allah zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz hepinize. O zaman kapanışımızı yapalım. Bizi izlediğiniz için, bir dinlediğiniz için, bu tür soruları bize yolladığınız için sizlere çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu da beğenip yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Bu videonun yorumları tamamen açık olacak. İstediğiniz gibi hashtag videosu, pardon hashtag ve linç atabilirsiniz. Hashtag videosu da ya. Kesinlikle. Hashtag Yalnız bir şey söyleyeceğim. Eğer hani böyle yorumlara da soru yazsınlar bence. Hani belki aralarından güzel bir soru olursa oradan da güven indirgan da yapsın ekstra. Zaten oradan yapıyor kanka. Biz yorumlara gizliyorduk ya. Oradan Yok çekiyor hani çoğunu zaten. şimdi hani ilk yaptığında sen demişti ya bana işte Instagram'dan ıvır zıvırdan sağdan soldan yazdılar diye. Heh, şimdi topyekün her yerden alsın ondan bahsediyorum. Sen şimdi açmıyorsun ya normalde. Ondan bahsediyorum. Öyle Aç yaparız. oradan da araklasın biraz. Araklar sen rahat. Güven zaten soruları şey yorumları görebiliyor kanka. Ha Onda öyle mi? yöneticilik var. YouTube'un yöneticiliği Ha. oradan bakabiliyor. Hani benim gibi Ha tamam. görebiliyor. İyi. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenip yorumlar kısmında bunu belirtin. Sizleri çok seviyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir de Görüşmek dipnot üzere. olarak rica ediyorum soruya soru yazmayın. Kesinlikle. Hani soruya soru yazmayın rica ediyorum. Aklınızda yani güzel bir soru varsa tabii ki yazın. Seve seve cevaplarız. Ama Bir de artık aynı sorular gelmesin lütfen. yengeniz size çok kızgın. Bununla bir daha dalga geçmeyin. Ben ne yaptım ya? Yengeniz size çok kızgın dedim işte. Bununla dalga geçmeyin dedim. Kürek gibi Ha. burnu var dediler ya, ondan köprü gibi maşallah Ya üstüne geçen cidden bu dediler arada böyle değil. Yakından gören biri olarak söylüyorum. Mükemmel bir burnu var. Hatta insanların estetik yaptırıp sahip oldukları bir burnu var bence. şimdi biraz abartı oldu. Bence bu Hayır biraz ben öyle bir abartı. buruna sahip olmak isterdim mesela. Benim kemerli bir burnum var. Yok Vallahi benim kanka. küçük. Ben memnunum ya. Yer Yok. kaplamıyor. Yok kanka benim burnum cidden dümdüz ve küçük.
Evet, Bir de dümdüz bir burnu var. hani Hani küçük ya da büyük olması değil mesele. kaldırtıyorlar ya burnu. Benim bir de burnum biraz kalkık kalkık. Evet. Teyzem çok kıskanırdı bunu. Neyse hadi videoyu kapatalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi kapat. Kendinize Yeter. iyi bakın. Tamam.